Mutlu akşamlar. Özel gündemle karşınızdayız. Özel gündemde bu akşam değişen ve hızla gelişen Mesudiye ilçesini konuşacağız. Kimle konuşacağız? Mesudiye Belediye Başkanı Sayın İsa Gül'le birlikte stüdyomuzda değerli konuğumuz bu akşam Mesudiye Belediye Başkanı Sayın İsa Gül. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Ben burada bizi izleyen bütün Mesudiye'li ve Ordu'lu hemşehrilerime selam ve sevgilerimi iletiyorum. İnşallah güzel bir programı birlikte yapmış olacağız. Evet, değişen ve hızla gelişen Mesudiye ilçesini konuşacağız dedik. Ordu'nun en uzak ilçelerinden bir tanesi ama en dikkat çeken, her zaman popülaritesi en yüksek olan ilçelerden de biri Mesudiye. Mesudiye'ye geçmeden önce sıcak Ordu siyasetini de sormak istiyoruz. Özellikle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın istifasıyla birlikte tansiyonu yükselen bir siyaset var Ordu'da. Şehir gündemi var. Adalet ve Kalkınma Partisi 2019 yerel seçimlerinde hızlı bir revizyonla hazırlanıyor. Siz de iktidarın temsilcisi bir belediye başkanı olarak bu gündemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu atlarsak ayıp olur. Buna başlayalım dilerseniz. Evet. Tabii Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz bizim kurucu Büyükşehir Belediye Başkanımız. Tabii kendisinin kararıdır. Kendisi istifa etti. Tabii biz o kendilerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi teşkilatımız, genel merkezimiz istişare halinde. İnşallah pazartesi günü meclisimiz bir araya gelecek. Orada yeni belediye başkanımızı 6 ay seçime kadar götürebilecek belediye başkanımızın seçimi gerçekleşecek. Tabii buradan sonraki kim seçilirse seçilsin bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız. Önemli olan halkımıza kucaklamak, birlik ve beraberlik içerisinde 20'de 20 yapmış olduğumuz ordumuzu tekraren 20'de 20 yaparak milletin gönlüne taht kurmak. Biz de hangi görev ve sorumluluk verirse verilsin, biz de bir nefer olarak bu davaya hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü ordumuzu seviyoruz, Mesudiye'mizi seviyoruz. İnşallah her şey eski bayrağı, gelen belediye başkanımız bayrağı alarak daha yükseğe götürecektir. Buna inancımız tamdır yani. Evet, öyle ki siz de söylediniz, 20'de 20 iktidarın temsilcisi olan bir şehir var yerel yönetimde. Dolayısıyla zorlu bir mücadele olacak aynı başarıyı korumak adına. Neler söylemek istersiniz? Evet, tabii bütün ilçe belediye başkanımız hepsi bizim gibi çok gece gündüz çalışıyorlar. Hepsi mücadele ediliyor. Belki ekonomik zorluklara rağmen hepimiz birbirinden farklı projeleri imza atıyoruz. Bütün belediye başkanı, ilçe belediye başkanlarımızla istişare halindeyiz. Bir yapmış olduğumuz projeler noktasında birbirimizden bilgileniyoruz. Ve aynı zamanda da ihtiyaç olduğunda da birbirimize yardımcı oluyoruz. Güzel bir dostluk var. İnşallah yine milletvekillerimizle, teşkilatımızla, genel merkezimizle sırt sırt omuz omuza vererek mevsimin biliyorsunuz 4,5 yılı bitti. Şurada 6 aylık bir süre kaldı. Aslında 3 aylık bir süre var. Kışa girdiğimiz zaman belki fiziki anlamda çalışmada imkanı olmayacak. Bütün arkadaşlarımız, bize dahil başlamış olduğumuz projelerimizi şu anda hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Eksik alanları tamamlamaya çalışıyoruz. Belki son tuşları yapıyoruz. Çünkü Mart ayının sonunda yerel seçim olduğu için ona hep birlikte hazırlık yapıyoruz. Bence Büyükşehir ile birlikte ordumuzun ve bütün ilçelerimizin çehresi değişti. Evet. Müthiş bir çalışma, müthiş bir birliktelik. Yani ben bunu görüyorum. Çünkü benim bütçem örneğin 1,5 milyonsa ben ikinci belediye başkanı olmam hasabıyla şu andaki bütçem 15 milyon civarında. Yani belki 8 katı 10 katı tüm ilçelerdeki bütçeleri artmış oldu. Evet. Bunun yanında büyükşehrimizin bütçesi de belki özel idarenin bütçesi 100 milyonsa o süreçte ordu geneline hizmet ediyorsa şu anda büyükşehrimizin bütçesi 500 milyondan fazla bir bütçesi var. Yani devasa bir bütçeyle birlikte ordumuza sıcak asfaltlardan tutun, altyapı, su projeleri, her ilçede kültür merkezleri, meydanlar, hatta mahallelerimizin birçoğunun sıcak asfaltları varana kadar ordumuz gerçekten çağ atlayacak şekilde güzel çalışma örneği oldu. Ha, eksiklerimiz yok mudur? Bunları da inşallah hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Evet. İnanıyorum ki Büyükşehir'imizin önderliğinde tekrar bütün arkadaşlarımızla birlikte ordu ikinci 5 yılda yol, su, altyapı gibi bütün problemlerini rahatlıkla çözebileceğini, çünkü bunu göstermiş oldu. Bunu da inşallah merkezi hükümetimizle desteğiyle birlikte ordumuz belki ordunun Türkiye'nin 30 büyük şehirden en küçük büyük şehir ama inanıyorum ki en fazla gelişen ve büyüyen büyük şehir olmuş olacak. Evet. Gelecek noktasında.
Büyük şehir statüsüyle birlikte özellikle bütçe anlamında refaha kavuşmamız yatırımların da artmasına vesile oldu dediniz. Kısaca bir özet geçtiniz ama detaylara inecek olursak ki bu akşam detaylarıyla yatırım alan Mesudiye'yi konuşacağız. Neler yapıldı Mesudiye'de? Tabii şimdi Mesudiye'miz ordumuzun en uzak ilçelerden bir tanesi. 115 kilometreyle biz belki 3 saate yakın bir sürede orduya geliyorduk ama şu anda 86 yani 95 kilometre düştü. O da Akdeniz Karadeniz Deniz yolumuz devam ediyor. Evet. 86 kilometre tam manasıyla bittiğinde önümüzdeki sene inşallah biz yaklaşık 1 saatte orduya gelmiş olacağız. Şu anda yani 1 saat 20 dakikada 1,5 saatte geliyoruz. Bu da Akdeniz ve Karadeniz yoldaki yatırımla ilgili. İnşallah 3 tane tünelimiz bu yıl sonunda büyük ihtimalle açıldığında belki bir 15-20 dakika daha kısılacak. Yani 1 saat 5 dakikada 1 saat 10 dakikada ordumuza gelmiş olacağız. Ama seneye bu zamanlar 2019 yılında asfalt da tamamen atılacak. Asfalt bittiğinde bu sene 15 kilometre sıcak asfalt atılıyor Akdeniz Karadeniz yoluna. Önümüzdeki senede bittiğinde çok rahatlıkla bir saatte gelmiş olacağız. Şu anda Akdeniz Karadeniz yani vatandaşımızın bildiği dere yolumuz bir kesinti yok. Gece gündüz 24 saat vardiyayla birlikte çalışılıyor. İnşallah Mesudiye merkeze belki 100-200 metre kala tünelimizde son bitmek aşamasında tünel ucu birleşmiş durumda. O da önümüzdeki sene bittiğinde tünelle ilgili sıkıntı kalmıyor. Sadece bağlantılarda vasfat kalmış oluyor. İki gün önce Karayolları Bölge Müdürümüz Yeni Atanan geldi incelemelerini yaptı. İnşallah onlar da Ordu Çevre Yolu ve Akdeniz Karadeniz Yolu karayollarımızın Ulaştırma Bakanlığımızın vazgeçmemiş olduğu iki önemli projeden bir tanesi. Bunun yanında bizim grup yollarımız var. Büyükşehirimiz 6 tane grup yolumuzu bizim projelendirmişti. Bunun 4 tanesini biz gerçekleştirdik. 3 tanesini Büyükşehirimiz yaptı. Bir tanesini de Mesudiye Belediyesi valilik olarak biz gerçekleştirdik. 2 tane yolumuz kaldı. Bunun da şu anda asfalt alt malzemesi, filler malzemesi çekiliyor. Bu da çekilerek genişletme yapıldı. Asfalt atılma noktasında son filler malzemesi seriliyor. İnşallah şeyden sonra pazartesinden sonra oturan belediye başkanımızla birlikte de süreci biz de takip edeceğiz. Eğer mevsim müsaade ederse Derebaşı Abdili birebir Mahmudiye ve Kavaklı Dere Faldaca Bayraklı Musulya kadar iki tane grup yolumuzun da asfaltını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Velev ki mevsim müsaade etmese de bu kadar güzel yapılmış oldu. Sadece belki Temmuz ayına kadar kalma ihtimali olabilir. Ama biz Mesudiye Belediyesi olarak ve meclis üyeleri olarak da bu sene bitmesiyle ilgili elimizden gelen tüm çabayı sarf etmiş olacağız. Bunun yanında biz yaklaşık 150 kilometreye yakın stabilize yol çalışması yaptık. Büyükşehirimizin Ulaşım Dairesi ile birlikte, Mesudiye Belediye'mizin Ulaşım Birimi ile birlikte. Yani benim bizim ekibimiz gece gündüz 24 saat. İnanın bu sene ne Kurban Bayramı'nda ne Ramazan Bayramı'nda hiçbir işçimize izin vermedik. Hem bu anlamda yol çalışmaları hem de gelen vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet etme noktasında tüm gayretlerini göstermiş oldular. Biz belki de ordunun yüz ölçüm bakımından ve nüfus açısından baktığımız zaman en fazla parke döşeyen ilçesiyiz. Yani meydanlarına ve yollarını parke döşeyen yaklaşık 7 kilometre beton yol yaptık. Yaklaşık 80 bin metrekareye aşkın şu anda parke döşemesi gerçekleştiriyoruz. Yıl sonuna kadar da bunun 100 bin metrekareyi bulmuş olacak. Bunun yanında Mesudiye'mizin en büyük sorunlardan bir tanesi su sorunuydu. Evet, Büyükşehirimizle birlikte iki tane projemiz var. Bir tanesi 40 Gözler dediğimiz Karagöl yaylalarından su projesini hayata geçirdik. Geçtiğimiz yıl başlamıştık projemize Mesudiye Belediyesi Büyükşehir olarak. Tabii bu yıl ekonomik krizle birlikte belli noktada kredi çalışmamız vardı. Şu anda Büyükşehirimiz bunun takibinde inşallah kredi temin edildikten sonra ihalesi biz kendi imkanlarımızla Mesudiye Belediyesi Büyükşehir imkanlarımızla bir yıl bir çalışma yaptık, belli mesafe ilerlettik ama inşallah bundan sonrası da Büyükşehirimiz bunu ihale gerçekleşecek. Önümüzdeki yılda 2018 yani 2019 yılında da Mesudiye'mize cazibeli bir şekilde su projesi 20 tane köyle birlikte verilmiş olacak. Şu anda Mesudiye'mizin suyu motor pompa sistemiyle Gedihor dediğimiz mevkiden alınıyor. Onunla ilgili oraları yenileme 500 tonluk su deposu gerçekleştirdik. Evet. Şu anda suyumuzda çok fazla sıkıntı yok ama motor pompa sistemiyle yani elektrik gider olması hasabıyla
Kırkgözler'den gelen bu cazibeli suyumuzun ne kadar önemli olmuş olduğumuz OSKİ'mize, genel müdürlüğümüze de görüşmüş olduk ve bunu gündeme almış olduk. Yine Yavşan'da bir baraj, su gölet barajımızı program aldırdık. Projesini yaptırdık DSİ'ye. Şu anda ihale aşamasında, inşallah o da önümüzdeki yıl başladığı takdirde, ihalesi yapıldığı takdirde belki o Mesudiye'mizin 50 yıllık su ihtiyacını bu şekilde bitirmiş olacağız. Çünkü bir yerde yol ve su orayını çözdüğünüzde zaten eğitim ve sağlığa daha sonra bir şekilde gireceğiz. Belki o ilçenin altyapısını yapmış oluyorsunuz altyapıyla birlikte. Tabii bunun yanında bizim özellikle her mahallemizde bir sosyal yaşam alanı projemiz var Mesudiye olarak. Buradaki sosyal yaşam alanı projesinde ne var? Eski tarihi okullarımızın bakım onarımını gerçekleştirmek, akabinde önünün meydanının parkesini yapmak, kamalyalarını yerleştirmek, çocuk parkı koymak, yani orada bir her mahalleye girdiğinizde bir meydan oluşturarak cazibe merkezi haline getiriyorsunuz. Düğünü, derneği, cenazesi, oradaki tüm sosyal alanlarda yapılmış oluyor. Belki duyduğunuzu bilmiyorum ama ordunun ilk millet bahçesini Mesudiye olarak biz açtık. Evet. Mesudiye Belediyesi olarak açtık. Kurban Bayramı'nda açtık. Bayır köyümüzde yaklaşık 10 dönüm üzerine etrafının en güzel şekilde duvarlarla çevrilmesi, peyzajı, orada oturma alanları, kültür merkezi, okulumuzun müzesi, kütüphanesi, baktığımız zaman gerçekten harika bir şeyi, bak şu anda şu görüntülerde de görülen yer, yeşillendirme, ağaçlandırma. Yani gerçekten bunu biz Bayırköy'ümüzün derneğimizle, muhtarlığımızla birlikte yaptık. Mesudiye Belediyesi olarak biz öncülük yaptık. Çok güzel bir proje ortaya çıkarttık. Ve buna benzer belki bunun daha küçüklerine de belki 25-30'a yakın da mahallemize, şimdi tek tek belki sayamayacağım, tüm okullarımızı onardık. Derneklerimizle birlikte meydanlarını parke döşedik. Kamalyalar yerleştik. Ben çevre özel, düzenlemesi yapılmış. Ben özel mobilya ustası ekibi kurdum. Hani bu maliyeti düşürmek için, emin olun gece gündüz işte kamalya imal ediliyor. O anlamda ve bütün okul bahçelerimize ve meydanlarımıza bunları yerleştiriyoruz. Ya bu şu anlama geliyor. Örneğin oradaki bir kamalyayı dışarıda aldığınızda 10 bin lira alıyorsunuz. Ama ben imal ettiğimde 5'e imal etmiş oluyorum. Yani örneğin 50 tane kamalya yerleştireceksem ben bütçemden 100 tane yapabiliyorum. Bu denli de tasarruflu bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Şu anda şöyle söyleyelim. Mesudiye'mize yaklaşık yani 100'e yakın okulumuz var tüm köylerimizde. Bunun büyük bölümünü biz onardık derneklerimizle birlikte. Kalan belki birkaç köyümüzde sıradan kalanlarımızı da önümüzdeki süreçte Allah nasip kısmet ederse onlar da bakım onarımını gerçekleştireceğiz. Meydanlarını parke döşeyeceğiz. Kamalyaları, çocuk parkları ve ışıklandırmasını da gerçekleştiriyoruz ve cazibe merkezi, yani sosyal yaşam alanı oluşturmuş oluyoruz her mahallemize. Çünkü neden? Benim mahalleme İstanbul'dan çoluğuyla, çocuğuyla, torunuyla birlikte geliyor. Tatilini orada geçiriyor. Çocuk geliyor, meydan yok, çocuk parkı yok, oturmaya yeri yok. Ya birkaç gün sonra sıkılıyor. Ya baba hadi gidelim. Ya bakıyor tutacak bir şey de yok yani. Şimdi onunla ilgili biz kültür merkezlerimize işte internetini açtırıyoruz, bilgisayarını koyuyoruz. Çocuk çok da sıkıldığı zaman babasıyla birlikte Mesudiye geliyor. Orada daha büyük çocuk parklarımız var, sosyal alanlarımız var. İşte Kanal Millet'i biraz sonra konuşacağız. Beykoz Tepe'miz var. Evet. Yani bununla ilgili projelerimiz devam ediyor. Şimdi tabii Mesudiye, emin olun ben 9,5 yani 10. yıl içerisindeyiz. Belediye başkanlığı yürütüyoruz. Tabii biz orada o eksikliği gördüğümüz için biz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevimizden istifa ettik. Ve Mesudiye'de olması gerektiği şekliyle, yani memur atanıyor, oturacak kalmaya evi yok, ev bulamıyor. Yani kiralayacak ev yok Mesudiye'de. Oturmaya kalkmaya yeriniz yok. Yemek yiyeceksiniz, öğleden sonra yemek bulamıyorsunuz. Bir ihtiyacınızı göreceksiniz, o ihtiyacını karşılayamıyorsunuz. Yani ben orada doğuyan büyüyen bir belediye öğretmen olarak ya da ilçe milleti müdürü olarak dedik ki ya biz burada ekmeğini yedik, burada büyüdük. Bu ilçenin böyle olmaması gerekir. Çünkü büyük bir göç olmuş, kalanlarla birlikte işi halledemiyorsunuz. Ve biz öyle istifa ettik, soyunduk ve bu göreve. Allah'a çok şükür ki şu anda Mesudiye'miz, belki siz de televizyonda zaman zaman izliyorsunuz tüm çalışmalarımızı. Belki 10 yıl önce Mesudiye'de belki ayda bir ya da belki senede birkaç tane haberde görürdünüz televizyonlarda ama Allah'a şükür Mesudiye belki Ordu, Ünye, Fas'tan sonra yani Mesudiye ya da Gölk Aybastı gibi yani ilk 5'te gündemi işgal eden bir ilçe konumuna geldik.
Ve bu da ekibimizle birlikte, vatandaşlarımızla birlikte, STK'larımızla birlikte omuz omuza verip çalışmalarımızın ürünü. Biz yeri geldi bütçemiz olmadı, iş adamımızdan destek aldık. Yeri geldi bütçemiz olmadı, STK ile birlikte, dernekle birlikte ortaklaşa işimizi gördük. Yani biz bunları imece usulüyle birçok projeye imza attık. Biz örneğin Yeşilce'mizde, Berim'izde biz ciddi manada 8-10 bin metrekare parke döşemesi yaptık. Parkeyi kendilerine aldırdık. Biz işçiliğini yaptık. Akabinde orada kültür merkezini açtılar en güzel şekilde. Yani görseniz oradaki kültür merkezini, yani öyle güzel dizayn ettiler ki geçmişteki öğretmenler, okuyan öğrencilerin hatta o tarım aletlerine varana kadar harika bir müze oluşturdular. Biz de elimizden geldiği kadar destek verdik. Yani Mesudiye artık kabuğunu yırtmış oldu. Şimdi Mesudiye 10 yıl önce gelen bir yabancı, emin olun kalacak oteli yoktu. Gidecek bir yer olmayınca biz tuttuk otel işine girdik Mesudiye'de. İşte dediğimiz gibi Beykoz Tepesi'ni oluşturduk. Çünkü neden? Sabah erkenden açık olan yeriniz yok. Geç saat 11-12'ye kadar açık olan bir yeriniz de yok. Dedi ki ben Mesudiye Belediyesi olarak, belki onu da söyleyelim, şu anda Büyükşehir'de dahil kendi sosyal tesis olan belediyenin olduğunu ben zannetmiyorum. Ama evet. Mesudiye Belediye yaklaşık 4 yıldır yaklaşık 30 kişiye çalışan 3 tane sosyal tesisiyle Mesudiye'den İstanbul'da Mesudiye'ye gelen, bak burada resimde de görüyoruz, Beykoz Tepemiz, bu görmüş olduğunuz evet. yer hizmet veriyor. Hem gençlerimizi istihdam kapısı oluşturuyor, hem gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlıyoruz. Aynı zamanda da bütçemize, belediye bütçesine büyük bir katkı olmuş, oluşturmuş oluyor. Yani bu denli çalışmalara en güzel şekilde imza atıyoruz. Şimdi biraz sonra belki orada göreceksiniz. Yine Mesudiye'nin ortasına ırmak akıyor. Ama ırmağa sağına soluna bakıyorsunuz, ırmak berbat. Niye? Kirlenmiş, Mehmet ırmağı adeta ağlıyor. Çok kötü durumdaydı. Biz devlet su işlerimizle birlikte yaklaşık 4 yıl önce proje yaptırdık. Dedik ki ya buraya bir kanal melet projesi oluşturalım. Yani bizim orada belki Mesudiye'nin şu özelliği var. 60'lı yıllarda, 60'lı 70'li yıllarda kendi elektriğini üreten tek ilçe. Evet. Baraj yapmış. Barajla bile şimdi kanal melet, şu anda gördüğünüz yerde kanal melet projemizin başlangıç noktası. Şurada da eski bent dediğimiz baraj gözüküyor. Orada da bizim gençliğimizde böyle hani yüzmüş olduğumuz ve o bentte o şey anılarımız olmuş olduğu yer. Biz orayı da koruyarak inşallah orada bir yüzme havuzu oluşturacağız kanal melet projesiyle birlikte. Yandaki şu arazi, gözüken arazi, 16 dönüm arazi satın aldık. 1 milyon lira parayla birlikte 16 dönüm arazi. Burada inşallah kent park oluşturacağız. Otogarımızı da bu bölgeye getireceğiz. Otoparkımızı da bu bölgeye getireceğiz. Mesudiye'deki trafik sıkışıklığı da inşallah kanal millet projemizle birlikte tamamlamış olacağız. Şimdi kanal millet projemiz devam ediyor. İnşallah biritler koyacağız. Suyumuz güzün işte şu mevsimde azaldığı zaman ne yapıyor? Su orada çirkin bir görüntü elde ediyor. Altına güzel bir döşeme yapacağız. Önünü şişireceğiz. Belli noktalarda da hani gölet gibi yaparak akabinde de belki sandal varana kadar işte kuşuydu, ördeğiydi. Yani orada bir canlı bir hayat ortaya koyacağız. Yanında da bu gezi alanları, parklar, bahçeler, çay bahçelerini varana kadar koyduğumuzda yani bir Amasya gibi, yani İstanbul'da sahilde bir kent gibi bu anlamda kanal maliyetimizi de inşallah bu şekilde önümüzdeki yıl sonuçlanıp tamamını hizmete açmış olacağız. Plan ve programımız bu şekilde. Bu şu anlama geliyor. Mesudi'yi cazibe merkezi haline getiriyoruz. Eskiden bir Mesudiyeli Mesudiye niçin gelirdi Mesudiye merkeze? Yani işte hastalanır, bir işi düşer, acil bir pozisyon olur, hani arabasını atlar, minibüsü atlar, gelirdi. Şimdi öyle olmayacak. Diyecek ki misafiriyle birlikte, ailesiyle birlikte ya gidelim şu kanal meleti bir gezelim. Beykoz Tepesi'nde de sonra güzel güzel işte kebabımızı, melet kebabımızı yiyelim. İşte meşhur melet köftemizi yiyelim. Akabinde de giderken alışverişimizi yapalım, öyle gidelim. Bu sefer ne olmuş olacak? Bu geldiği anda ister istemez marketten de alışveriş yapacak, berberde tıraşın olacak, fırından ekmeğini alacak, kasaptan etini alacak. Otomatikman orada bir cazibe merkezi oluştuğu için esnafımız kazanmış olacak. Evet. Belki esnafımız bazı yatırımlar geldiğinde şahsıma kızıyorlar. Ya işte şu market geldi de, işte şu şöyle bu proje ne gerek var da, TOKİ Mesudiye niye geldi de, bak bizim kiralarımız işte ucuzladı büyük falan gibi büyük tepkiler alıyordum. Şimdi bakıyoruz. Bizde 70-80 tane uzman geldi. Ev bulamadı. TOKİ'de de bir ev bulamadı. Çünkü neden? Yani geldi ciddi maaş alıyor. Bunu güzel ev olması lazım. Kalorifer ev olması lazım. Amir memur geliyor. Lojman yok. Kalorifer ev bulması lazım. Sayılı belki parmakla sayılır kalorifer ev var. Onun fiyatları da ciddi maaşı yüksek. Bakıyor bulamadığı zaman ne yapıyor? Bir şekilde bir torpil buluyor.
tayinini hemen bir başka yere aldırıyor. Biz işte bekle ki öğretmen bekle, bekle ki doktor bekle, bekle ki işte memur bekle, olmuyor. Biz bunları çözdük. Evet. 204 tane TOKİ'yi hayata geçirdik. 2+1 ve 3+1 olmak üzere. Alışveriş merkezi, camisi, bak şurada gördüğümüz resimde gördüğümüz gibi. Camisi ve Mesudiye mimarisi. Bunun bir özelliği var. Öyle sıradan bir proje değil. Mesudiye eski tarihi mimarisiyle birlikte ortaya koyduk. Şu anda tamamen full dolu, satılmayan alan kalmadı. Çok ciddi, güzel bir şekilde yaşam merkezi devam ediyor. Şu anda Mesudiye Belediyesi olarak eksik olan çevre düzenlemesine ben destek veriyorum. Bu şekilde. Akabinde de burada bu manada önümüzdeki süreçte belki 2019 yılında istek ve talep olduğu takdirde de belki bunun biraz daha lüksünü, böyle daha hemşehrilerimizin faydalanabileceği, hı hı, gerçekleşmeyi düşünüyoruz. Şu anda dediğim gibi belki kiralar anlamında, şu anlamda belli bir düzenleme oldu. Belli arkadaşlarımızın evlerinin bu alanda boş kaldığını da biz gördük, ama burada şu var. Boş kalan hemşeri hemen kalorifer tesisatı koymaya çalıştı. Çünkü neden? Ya eskisi gibi kimse sobalı yerde oturmuyor. Ne yapacaksın? 4-5 katlı binan varsa bunu yapacaksın. Kiranı 300 lira alıyorsan 400 alacaksın, 500 alacaksın ve ne yapacaksın? Uyum sağlayacaksın. Şimdi belki dışarıdan market geldi. Market gelmeden önce şimdi bakıyorduk, fiyatlarla ilgili sıkıntılar vardı. Diyorduk ki ya işte pahalı. O yüzden biz buradan alışveriş yapmıyoruz. Nereye gidiyoruz? İşte Koylusar'a, su şehrine, Gölköy'e gidiyoruz diyorduk. Şimdi ne oldu? Mesudiye belki 5 yıl önce 50 bin kişi geliyorsa şu anda 150 bin kişi geliyor. İlçeye giriş sayısı. Neden? Şimdi baktı ki birkaç böyle gelişme var. Marketler çevresini değiştirmiş. Şu anda benim yerli marketlerim Kasap Rayonu koydu, Manav Rayonu koyuyor. Yani kendini geliştiriyor. Çünkü ne? Rekabet var yani. Rekabet ortamı oluşuyor. Rekabet ortamı olduğu zaman ne yapacak? Gelişme de olmuş oluyor yani. Önceden diyor ki Mesudiye gitse maksimum bunları almaya. O da istediği fiyatı yazacak. Tık 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 ver. Neyi ne kaç aldığını bilmiyor. Şimdi öyle değil. Gidiyor orayı geziyor, soruyor vatandaş. Oraya gidiyor, soruyor. Buna gidiyor, soruyor. Herkes şimdi olduğu zaman müşteri kapıda karşılıyor. Bu fark olmuş oldu. Şu anda benim Mesudiye'li esnafım gerçekten çevre ilçelerden daha uyguna veriyor. Aynı zamanda müşteri en güzel şekilde davranıyor. Ve Mesudiye biraz önce anlattığım gibi Kanal Meleti ile, Beykoz Tepesi ile, orada meydan projesiyle, şimdi Allah nasip ederse önümüzdeki süreçte yakın bir zamanda Mesudiye'mizin giriş çıkışını sıcak asfalta kavuşturuyoruz. Işıklandırmalarını yeniliyoruz. Mesudiye bir kat daha bu manada cazibe merkezi haline gelecek. İnşallah güzel bir projemizi, kapalı spor salonumuzu hayata geçiriyoruz. O şu anda gündeme alındı. İnşallah yakın bir zamanda ihalesi yapılarak da, çünkü bizim kapalı spor salonu olmayan ender ilçelerden bir tanesi Mesudiye. Bunu biz önce yedekteydi yatırım programında. Şimdi asil aldırmış olduk. İnşallah kısa bir zamanda da ihalesini Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bekliyoruz. Bu da bittiğinde Mesudiye'mizin, şöyle düşünün, Mesudiye bir havza içerisinde hiçbir araca binmeden bütün işinizi görebileceğiniz başka ilçe bulamazsınız. Hastanenize araca binmeden gidiyorsunuz. Postanenize araca binmeden gidiyorsunuz. Banka işlemlerinizi araca binmeden gidebiliyorsunuz. Tapu işlemleriniz, yani aklınıza ne geliyorsa çok kısa bir mesafede hepsine aynı anda ulaşabiliyorsunuz ya. Yani. Böyle bir güzel ilçe. Biz de tabii şimdi yeni projelerimiz de var. İnşallah evet. Vadi içerisinde olduğu için belki Mesudiye resmini gittiği dönemken görüyorlardır. Ben geldiğimde çatıların büyük bölümü şeydi, paslıydı. Çünkü eski tarih ilçe olduğu için zamanında diyelim 40-50 yıl önce çatı saç yapılmış. O paslanmış, herhangi boya şu yapılmamış. Biz büyük bölümünü bir şekilde değiştirmeyi başarmıştık. Kalan %50'lik kısmı da bir proje gerçekleştirdik. Mesudiye güzelleştirme projesi. Meclisimizden, geçtiğimiz ay meclisimizden karar aldık. Biz şimdi bu proje çerçevesinde çatılarımızı en güzel şekilde boyuyoruz. Vatandaşımızla birlikte de onların da yardım ve desteğiyle birlikte yukarıda Mesudiye baktığınız anda şirin, tertemiz bir ilçe. Aynı zamanda da dış cephelerle ilgili ben Mesudiye Belediyesi binasıyla birlikte, ben en büyük projelerden bir tanesi de ben Mesudiye Belediye Hizmet Binası, Kültür Merkezi ve Peyzajını bitirdim. Çok kısa bir zamanda, belki 7-8 ay gibi bir kısa zamanda bitirdik. Şimdi bir sene önce Mesudiye Belediyesi'ne geldi, oturmuş benimle geçtiğimiz yaz. Bu yaz geldi, bir bakıyor Mesudiye Belediyesi yerinde yok. Yerler esmiş. Niye? O kaçak olan Mesudiye Belediyesi Eskidir Deresi'ni, derenin üzerine belediye yapmışlar. Araç geçtiği anda belediye sallanıyor. Ben ilk oturduğumda, yani enteresan bir şey, dedim deprem oldu herhalde. Yani arkadan büyük o köprüye bindirmişler.
Köprüden de büyük kamyon geçtiği anda bir sarsıntı oluyor. Dedim ne oldu? Dedi başkan korkma dedi. Yani şey geçiyor deyince. Ben ilk bir şeyim hemen hazırlık yaptık şu bina gördüğünüz gibi. Evet. Yine Mesudiye Belediyesi mimarı, hani Mesudiye'nin mimarisi. Benim bir özelliğim de kendi geçmişim ve tarihimize saygı duyuyoruz. Ve onu bak şu anda da ben o şekilde kentsel evet. dönüşüm gibi belediye hizmet binası, sosyal tesislerimiz, otelimiz ve orada baktığımız zaman düğün salonumuz hepsi aynı şekilde çatılar varına kadar o mimariyi yaşatmaya çalışıyoruz. Ve bütün oradaki eski binalarımızı da yavaş yavaş boyayıp güzelleşmeye başladık. Yani şöyle, ben geldiğimde Mesudiye ilçesine adeta terk edilmiş bir ilçe görünümdeydi. Yani sokaklar, caddeler şu anda Mesudiye'de Allah'a şükür parke çalışmasına da başladık. Parkesiz mahalle bırakmıyorum. Şu an Mesudiye ilçe merkezinde. Köylerimize dahi ciddi manada parke çalışması yaptık. Yani imkanlarımız el verdikçe gece gündüz kendi ekibimize haber kuruyoruz. Benim dışarıdan hizmet almakta bile ben şey yapıyorum. Diyorum dışarıda hizmet alırsam 10 lira, kendim yaparsam 5 lira. Kendi hemen park ekibimi... Her çalışmada tasarrufunu evet. düşünüyorum diyorsunuz. Ya, kendi ekibimi kurdum. Çünkü neden? Ya bir yapacağım, iki yapabiliyorum. Yani ben tasarruf olmak zorundayım. Ben hemen hani bizim böyle sonsuz bir şeyimiz yok, bütçemiz yok. Biz oradan kırpıyoruz, buradan kırpıyoruz, o musluğu kesiyoruz. Oradan mazotu kontrol altına alıyoruz. Empatik yöntemleri yani alıyorsunuz. Dediğiniz gibi işte hem ben yer alıyorum. Ben belediye 16 dönüm yeri birden aldım. 1 milyon lira verdim. Aynı zamanda şu belki göreceksiniz kapalı pazar yaptım. Daha yeni bitirdim. Hı hı. Yani 3 ay içerisinde pazarı bitirdim. Oranın yerini ben geldiğimde benden önceki belediye başkanı SSK'ya satmıştı. Bak gözüküyor şu anda. Gördüğünüz evet. bu bölgeyi. Ben burayı ciddi madde 500 bin lira para vererek bundan 3 yıl önce aldım. Ve burayı köşeden köşeye kapalı pazar yaptım. Ortasında otopark yaptım. Yani Mesudiye'nin otopark sorununu aynı ve kapalı pazarını aynı zamanda bir anda çözmüş oldum. Yanında bunu 3 ay gibi süreçte çözmüş olduk. Yani bu şu anlama geliyor. Bir şeyi, işinizi seviyorsanız, o memleketi seviyorsanız hiçbir şeyin bahanesi yok. Yani gidersiniz parayı bulursunuz, kaynağı bulursunuz, gece günü çalışırsınız onu getirirsiniz. Allah'a şükür bizim sırtımız yatak görmekte zorlanıyor. Ve çoğu zaman ben aracımda uyuyarak geçirdim. Yani birkaç saat dinlenerek o şekilde işte Ankara'ydı, İstanbul'du, işte Sivas'ta Ordu'ydu. Bana herkes şaşırır. Belki bir gün işte İstanbul'da bir programda görür. Ertesi gün sabah bir arkaya makamda oturmuş. Yani böyle bir Allah'a şükür, Allah'a şükür böyle bir sağlığımız, sıhhatimiz de yerinde bir tempo ile gidiyoruz. Çünkü neden? Benim Mesudiye vefa borcum var. Ben doğma büyüme oradayım. Çocukluğum orada geçti. Liseyi orada okudum. Orada çaycılık da yaptım. Boyacılık da yaptım. Sebzecilik de yaptım. Garsonluk da yaptım. Çiftçilik de yaptım. Çobanlık da yaptım. Hepsini yaptık. Öğretmenlik sadece yaptım. Öğretmenlik yaptık. Üniversiteyi dışarıda okudum. Onun haricindeki tüm hayatım Mesudiye'de geçti. İnşallah Mesudiye'li bizi seviyor. Biz de Mesudiye'li seviyoruz. Mesudiye aşığız. Çünkü daha yapacağımız Allah'ın izniyle çok şeyimiz var. Allah ömür verir de devam ettiğimiz takdirde ne yapacağız? Biz o eksik kalan projelerimizi tamamlayacağız. O Mesudiye'mizi gerçekten belki 50-60 yıl önce nasıl ordunun önde gelen ilçeleri evet. yani senatörler bizden çıkıyordu. Ordudaki siyaseten ağırlık yine Mesudiye'dendi. Şu Akdeniz Karadeniz yolu bittiğinde önümüzdeki sene emin olun nasıl Ulubeyli şu anda Mesudiye orada merkezde birinci ise biz Ulubeyli yarış eder hale geleceğiz. Çünkü bizim Mesudiye'ler burayı keşfetmişler. Ta İstanbul'dan geri daire arıyor ordu merkezden. Hele de yol olduğu zaman şu şehir hastanesi bittiği zaman Ordu'da emin olun şu anda bizim 10 bin üzerinde Mesudiye'li oturuyor ilçe merkezinde Altınordu'da. Yani Altınordu'da. Evet. Emin olun belki birkaç sene içerisinde bu 20-25 bini geçecektir ya. Evet. Bu da şu anlama geliyor. Biz balık yemeye, çay içmeye Altınordu'ya ineceğiz. Ve Altınordu siyasetinde de Mesudiye'yle daha da fazla ağırlıklı olacak bundan evet. sonra inşallah. Tüm bu özetinizden anlattıklarınızdan anladığımız kadarıyla altyapısıyla su sorunlarını çözmüş, ulaşım sorunlarını çözmüş. Kaçılacak ya da geçilecek değil yaşanacak bir Mesudiye inşa ediyoruz diyorsunuz. Evet. Tabii dediğimiz gibi ya Mesudiye geçmişte %95 göç vererek ilçe. Yani evet. o göç anıları, o işte geçinemeyip işte yurt dışına giden İstanbul'a gidip Çarı'yla Galatasaray'la ve o adamlar, o insanlar şu anda zengin oldu, iş adamı oldu, bürokrat oldu, siyasetçi oldu, bilim adamı oldu. Ve şu anda geliyor, Mesudiye'sine evini yapıyor. Mesudiye'sine elinden geldiği desteği veriyor. Bizim evet. görevimiz sadece bunları organize etmek, sep idare etmek. Onlar da çünkü niye? Ben bazen bizim esnafımıza söylüyorum, yine esnafımıza düştü. Ya diyorum ki, benim hemşerimin cebinde parası var, ekonomisi düzgün. Adam gelecek tatil yapmak istiyor. Eğitim seviyesi yüksek. Ya en güzel şekilde hizmetini ver, cebinden parayı al. Ama gülerek al.
isteyerek al. Yani evet, belediye olarak ben bunu yapmaya çalışıyorum. Geliyor Beykoz Tepesi'nde çok memnun bir şekilde elinden geldiği kadarıyla. Belki ekibimiz profesyonel değil. Orada elimize kim bulursak garson yapıyoruz, komi yapıyoruz, işte usta yapıyoruz ve bir şekilde profesyonelliğe doğru adım atmış oluyor. Ama şaşırıyor, bakıyor ki aynı işte Beykoz'daki gibi ya da işte Ümran Üsküdar'daki o güzel lüks lokantalar gibi aynı şekilde gördüğü zaman ya demeye Suriye'de gelişmiş diyor ya. Evet. Yani misafir alıp gelebiliyor yani. Göç veren bir ilçe olmasına rağmen erken yaşta belki memleketlerini terk etmiş olmalarına rağmen Mesudiyelerin ciddi bir vefa, ahde vefa gösterdiğini görüyoruz memleketlerine. Evet. Bunun sebebi nedir acaba? Belki de yapacak başka bir şey olmadığı için çaresizlik nedeniyle belki de eğitim seviyesi yüksek bir ilçe Mesudiye. Erkenden göç vermiş bir ilçe. Ama hiçbir zaman memleketiyle bağlarını koparmamış bir Mesudiyeliler topluluğu görüyoruz. Nerede olurlarsa olsun bir araya gelmeyi başarmış, dernekleşmeyi başarmış, sivil toplum örgütü kurup bu gücü de memleketine bir sinerji olarak aktarmayı başarmış Mesudiyeliler görüyoruz. Bunu neye borçlu Mesudiyeliler? Şimdi bir şey anlatayım da size oradan gireyim lafa. Şimdi bir İçişleri Bakanı, ismini vermeyeyim, araştırma yapıyor İçişleri Bakanı olduğu zaman. Bir bakıyor ki bir ilçede müthiş bir STK var. Yani dernek var. Evet. Ya bakıyor, merak ediyor, araştırıyor, Mesudiye çıkıyor bu. Yani şu anda bizim 100'ün üzerinde STK'mız var. Yani sivil toplum örgütü İstanbul'da. Evet. Yani belki bir tane mahallemizin 2-3 tane derneği var. Niye? İşte belki o köyde dernekleşerek düğününü herkese duyurabiliyor. Pikniğini yapıyor. O piknikte bir araya geliyor. Rahat kaynaşabiliyor. Gençler tanışabiliyor. İşte cenazesi olduğunda hemen bir mesaj atıyor. Cenazeyi otobüs kaldırıyor. Mesudiye varına kadar gelip götürüyor. Yani böyle bir organizasyon başka yerde bulamazsınız. Şimdi ben köyle ilgili sıkıntı var. Muhtar geliyor. Diyorum ki ya muhtarım, benim bütçem yok. Yani ben sana hani bu 50 bin lira bütçe ama ben sana versem 10 lira yardımcı olabilir. Hani 10 bin lira bir destek olabilir. Nasıl olacak? Kolay var. Hemen derneği arıyorum ben şimdi. Başkanım, böyle bir durum var. Nasıl olacak? Sen diyorum işte salgı salacaksın dernek üyelerine ya da iş adamlarına söyleyeceksin. Ben birazdan tutacağım, biraz sen tutacaksın. Bu işi yapacağız projeyi diyorum ve biz o işi gerçekleştiriyoruz. Ben kaç tane su projesini OSKİ'den bor aldık. İşçiliği biz dernekle beraber Mesudiye Belediyesi biz karşıladık ve su ihtiyaçlarını gördük. Depo ihtiyaçlarını gördük. Yol ihtiyaçlarını yaptık. Yani bizim derneklerimiz gerçekten bu anlamda takdire şayan bir dernekçilik yapılıyor. Ha burada şu var. İstanbul'a gittiğinizde ya da dışarıya yani o birliği ve beraberliği sağlarsanız orada güçlü oluyorsunuz. Nasıl doğudaki insanlar bir mahalleye gidip de oraya hakim oluyorlarsa bizim hemşehrilerimize gitmişler işte Paşabahçe, Beykoz bizim ana vatanımız gibi ikinci Mesudiye. Orada kundura fabrikası, tekel fabrikası orada yerleşmişler. Her gelen oraya Beykoz'a gitmiş. Belki Beykoz'da birinci nüfusmuş o zaman. Hatta Beykoz'a belediye başkanı çıkartmışız o süreçte. Sonradan da Beykoz'dan ayrılmışlar. Yani hani baktı orada doluydu şişince. İşte ne yapmış? Pendik'e geçmiş, Ümraniye'ye geçmiş, işte Üsküdar'a geçmiş derken bu şekilde yayılma olmuş. Ha gittikleri yerde ne yapıyor? Bir de her köyden giden akrabalar, aynı sülaleler mecburen dernekçilik çatı altında orada lokal açıyor. Orada o anlamda bir merkez açıyor. Ne yapıyor? Hafta sonları bir araya geliyor. Belki orada okey oynuyor, belki sohbet ediyor, belki gazete okuyor. Yani anlatabilirim mi? Burada o çalışmayı yapıyor. Tabii ben belediye olduktan sonra ilk geldim. Dedim ki STK'larımızı 3 çatı altında birleştirelim dedik. Hatta bununla ilgili federasyon kurdurduk. Yani MESTEF diye, Mesut Dernekler Federasyonu. Zaten bizim Mesut Derneğimiz de var. Yani belki de çok en eski derneklerden bir tanesi. Aynı zamanda Mesudiye Vakfımız var. Hem Ankara'da vakfımız var. Mesudiye Geliştirme Vakfı hem de Mesudiye İstanbul'da vakfımız var. Vakfımız öğrencilere burs vermekle meşgul. Yani okuyan öğrencilerimize yılda yaklaşık 350 tane öğrenciye burs veriyor üniversite öğrencisine. Şimdi baktığımız zaman STK'ları aynı hedefe yönetmeyi başarırsanız, ben bunun için mücadele ediyorum, çalışıyorum. Zaman zaman başarılı oluyoruz, zaman zaman da olmuyoruz. Belki ben şunu anlatıyorum tüm arkadaşlar. Herkesin bir siyasi görüş olabilir. Kimimiz AK Partili, kimimiz MHP'li, kimimiz CHP'li, kimimiz partisiz ama biz Mesudiye müştereklerinde birleşiyoruz. Biz 29. kurultay yapıyoruz şu anda. Evet. Kesintisiz, belki haberiniz var. Evet, evet. Bunun tek gayesi şu. Siyaset üstü bir yer. Gelir orada herkes, çobanı da, öğretmeni de, hakimi de, savcısı da, gazetecisi de orada eşittir. Herkesin eşit oy hakkı vardır. Çıkar orada memleketinin, köyünün derdini, problemini anlatır. Ben kurultay yürütme kurulu başkanıyım. Orada kurullar oluşturulur.
yapılacak işler organize edilir, devletimizin ilgili yerlere ulaştırılır, takip yapılır, sonuçlandırılır ya da sonuçlandırılamaz gelir. 3 tane de kurultay değerlendirme toplantısı yaparız. Orada bu gündeme gelir. Yani böyle bir STK, sivil toplum kuruluşu bir kurultayımız var. Evet, bunu Mesudi da ortak paydasında buluşmayı başarıyoruz. Buluşturuyoruz tabii ki. Evet. Bu nereden kaynaklandı? STK'larımızın bu denli aktif olmalarından kaynaklandı. Ha şu sorun var aslında. Ordumuzun tamamında ordu STK'larının daha güçlü hale gelmesi gerekiyor. Evet. Güçlü olursanız, aynı hedeflere koşarsanız, yani işte İstanbul'da belediye başkanı da çıkartırsınız. Evet, geçmişte olduğu milletvekili gibi de çıkartırsınız. Güçlü adam da çıkartırsınız ama federasyon oraya çekerse, işte dernek oraya çekerse, platform oraya çekerse ne yapacak o zaman? Diyor ki yani ordular zaten dağınık ya da Mesudiye zaten dağınık. İşte bir iki meclis üyesiyle oradan bir iki muhtarla seni geçiştirirler. Ama öbür türlü tek ses olursan, hangi görüşten olursa olsun, bir arkadaşımızın etrafında ya da bir Mesudiye'nin, bir ordunun, bir Faslan'ın, Ünyeli'nin, Görköl'ün arkasında hep birlikte durmayı başarırsak o arkadaşımız önemli bir yere gelebilir. Yani bizim STK'ların öyle yapması gerekiyor. Ben inanıyorum, iddialıyım. Mesudiye STK'da her şeye rağmen Türkiye'de öncü STK'lardan bir tanesi. Çünkü bizim yapımız farklı. Bizim amacımız sadece bir araya gelip İstanbul'da sadece oradaki hemşerilerimize değil, oradan bir şeyler alarak Mesudiye, yaylasına bir köyün hizmet getiriyor. Böyle bir güzellik yok ya. Ve benim insanım su deposu yapıyor. Benim insanım yol suyunu getiriyor. Yol yapıyor, okul yapıyor, evet, cami yapıyor, çeşme yapıyor. Yani emin olun şu anda Mesudiye'den, köylerimizde, mahallelerimizde yapılan birçok şeyin öncüsü derneklerimiz, iş adamlarımız. Ve şu anda belediye ile ilgili ben organize ediyorum ve bunları gerçekleştiriyorum. Ben buradan bütün dernek başkanlarımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum. Hepsiyle benim çok özel dostluklarımız vardır. Yani bazen bana kızarlar. Ya bu başkan, çok önemli işte yerel yönetim başkan, ve sen işte çok fazla derneklere önem veriyorsun evet, falan gibi ya da çok fazla gidip geliyorsun diye. Tabii ki ben Mesudiye önceliğim muhtarımdır. Muhtar bizim olmazsa olmazımız. Buradan bütün muhtarlarımıza da selam ve sevgilerimi iletiyoruz. Onlar bizim en birinci dikkat almış olduğumuz muhtarlarımız. Oradaki bizim temsilcimiz mahallesinde. Derneklerimiz de bunların yardımcısı. Nasıl yardımcısı? Muhtar bir şeye ihtiyaç olduğunda dernekten temasa geçiyor, bizim temasa geçiyor. Bizle beraber köyümüze, mahallemize hizmet getiriyoruz. Yani aslında o da olmazımız, o da olmazımız. Biz birlikte, beraberlik içerisinde hem muhtarlarımızla hem de dernek başkanlarımızla çalışmayı 10 yıldır gerçekleştirdik. Allah'a şükür ben hepsinden razıyım. Allah da onlardan razı olsun diyorum. Evet. O zaman hızlıca farklı bir konuya da yönelelim. Süreyi de verimli kullanmak adına kaçak yapılaşmayı soracağız. Öyle ki tüm Türkiye'de aslında kaçak yapılara karşı bir seferberlik başlatıldı. Bu manada Mesudiye'de durumlar nelerdir? Bazen farklı ilçelerde farklı sıkıntılar da kulağımıza geliyor. Mesudiye'de durum nedir? Evet vallahi öyle zor sorular soruyorsunuz ki güncel aynı zamanda. Tabii şöyle Allah'a şükür bizim cevaplandıramayacağımız, konuşamayacağımız hiçbir konumuz olmaz. Çünkü biz açık ve şeffaf insanlarız. Tabii Mesudiye'nin gerçekten kanayan yaralardan bir tanesi de özellikle yaylalarımızdaki kaçak yapılaşmalar. Evet. Ama Allah'a şükür devletimiz imar barışıyla birlikte vatandaşa dedi ki sen dedi gerek hazineye gerek işte hazine dışı ya da imar alamamış proje yapamamışsın, yapamadığın bir şeye yapmışsan gel devletimize müracaat et, imar barışından faydalan denildi. Tabii 2017 yılı son tarih olmuş oldu burada. Şimdi biz bütün muhtarlarımızı çağırdık. Hemşehrilerimize, kaymakamlığımıza birlikte duyuruda bulunduk. Akabinde de dedik ki arkadaşlar 2017 yani 2017 yılından sonra yapılan tüm evler, tüm işte yaradaki o kaçakların tamamı devlet tarafından tespit ediliyor. Kaymakamlık ekip kurdu, jandarmanın ekibi evet, var. Bu anlamda tespit edilerek Mesudiye Belediyesi'ne ya da bize bildiriliyor. Yani bundan kurtuluş yok. Belki bugün bir kısmı yıkılacak ama yarın o 2018 yılında imar barışından sonra yapılan tüm şeyler müsamaha gösterilmeyecek. Yani biz de en son belki ben üzülüyorum. Yani bir belediye başkanı olarak ben kolay kolay bir vatandaşımın evini ya da yapmış olduğu bir şeyi asla yıkmamak için elinden gelen her şeyi yaparım. Beni evet, tanıyan herkes hemşehrilerim bilir. Neden? Benim hemşehrim gelecek. Tabii ki yaylasına evini yapacak. Tabii mahallesine evini yapacak. Tabii ki işte uygun bir yer yapacak ama işte devletimizin müsaade ettiği ölçüde.
Ya biz ne yaptık? Yapmış olduk 2017'ye kadar ceza kestik, şu yaptık, bu yaptık, elimizden geldiği kadar. O olayı şey yaptı, sonunda devletimiz bir karar çıkarttı. O kadar çok sevindim ki benden mutlu kimse yoktu ya. Çünkü neden? Ya binlerce böyle var. Bir şey var. Evet. Ama elinizden gelmiyor. Yıksanız bir servet, yıkmasanız olmuyor. O bir milat oldu. Bize dedi ki tamam, bu milattan sonra İçişleri Bakanlığımız ve valilik zaten genelge yayınladı. Evet. Diyor ki bize, sey başkan, sen görevini yapmazsan sorumlu sensin. Biz senin hakkında geleni yaparız. Aynen şey bu. O yüzden farkındaysanız Giresun'da, Rize'de, Trabzon'da bununla ilgili böyle yerden mantar büyür gibi hemen şu anda bir an önce yapayım, imar barışına sokayım, oradan evet, da hemen evet, işi yapayım diye. Arttı bir anda. Öyle bir imkan yok. Bunu bazen neden duyuyoruz? Yanlış duyuyor bizim hemşehrilerimiz ya da bu vatandaşlarımız. Niye yok? Uydu zaten bunu görüyor. 2017 tarihine gidiyor diğer o tarihe. Orayı noktalıyor. Bakıyor ki orada bir şey yok ama yapılmış. Diyor ki hemen işaretini koyuyor. Diyor ki bu kaçak bina, gerek işlemi yapın diyor. Ama bizim hemşehrimiz de hani uyanık ya. Ya ben yaparım, bir de fotoğrafını çekerim. İmar barışlarında faydalanırım, ben tam geçerim. Yani öyle bir şey yok. Asker şeyin kaydı tabii, var. Tabii tabii. Tek tek inceleniyor. Komisyon geliyor, bakıyor. Onunla ilgili sonradan o zannediyor ki ben bu olaydan geçerim, sıkıntı olmaz, ama öyle bir şey yok. O yüzden de beni tekrar izleyen Mesudi hemşehrilerime, belki kendi ev yapmıyordur ama ya amcası ya dayısı ya da akrabası yapıyordur. Yani boşuna masraf etmesin. Yazık yani. Çünkü neden? Belki gözümüzden kaçacak, belki kaymakamlık, belki valilik tespit etmekte gecikebilir ama sonuçta onların tamamı kontrol edilecek. İmar barışından 2017'den önce yapıldı mı yapılmadı mı, ona göre de yıkılması ya da yıkılmaması noktasında karar verecek, uygulama yapılacak. Evet. O yüzden burada tüm hemşehrilerimi duymuş olalım. Çünkü imar barışıyla birlikte yeni milat oldu kaçak yapılaşmada. Ha, köydeki kaçak yapılaşması kolay. Çözüldü o. Niye çözüldü? Bir yere yapmışsanız evinizi şey anlamda, niye alamadınız? İşte 50 tane hissedarınız var, 49'unu aldınız, bir tanesi alamadınız. Biz izin veremiyorduk. Ama vatandaş da bir şekilde yapmış. Gidecek orada imar barışıyla ilgili. Ben imar barışıyla özel mühendis aldım, inşaat mühendisi. Emin olun her gün kuyruk böyle. Vatandaşa öyle yardımcı oluyoruz. 5 kuruşla para almıyoruz. Sırf vatandaşımız daha düzgün yapsın evet. diyerek. Gidecek, hissesi olduğu anda, %1 de hissesi oldu orada. Giriyor, fotoğrafını çekiyor. O E-Devlet'ten şifresini alıyor. Bize de geliyor. Oradan giriyor. Otomatikman o evin kendi olduğunu ispatlamış oluyor. Öbür şeyi kardeşi, amcası itiraz etse de geçerli değil. Herkes kendi evini yazdırıyor. Öbür türlü mahkemeye veriyor. Yıktıracağım diyor, yapamazsın diyor. Bir kavga, bir dövüş gidiyordu. Allah'a şükür imar barışıyla birlikte de bunları sonuçlandırıyoruz. Ama Ekim ayının sonuna kadar herkes bunu acele etsin. 2017 yılı sonuna kadar yapmış olan tüm hemşehrilerimiz gerek yaylada, gerek köyde, gerek de ormanda yapmışsa imar barışından faydalansın. Yarın bir gün sıkıntı çekmesin. Eğer kayıt altına almamış olursa yine kaçak olmuş oluyor. Geldiğin imar barışından faydalanmamışsan kaçak durumda olmuş oluyor. Yine yıkımla ilgili problem olmuş oluyor. Bunu da hemşehrilerimizi aydınlatmış olalım buradan. Evet, bir kez daha uyarmış olalım o zaman. Çok önemli bir konu. Kayıt yaptırmazlarsa tekrar kaçak durumunda kalıyor yapılar ve dolayısıyla sonu ne yazık ki yıkım şeklinde olacak. Sayın Belediye Başkanı İsa Gül de uyardı zaten. Peki ilgi nasıl? Vatandaş yani duyuruları yapıyoruz. Siz de uyarıyorsunuz. Bizler de zaman zaman haber bültenlerimizde hatırlatıyoruz sıklıkla süreyle ilgili Ekim ayını tarihini vererek. Nasıl vatandaşın ilgisi? Bizde çok yoğun, gerek Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde gerek bizde ciddi madde her gün mesai saatinin başından sonuna kadar tüm vatandaş bununla ilgili yazımı gerçekleştiriyor. Ama şu var, Mesudiye'mizin nüfusu yaşlı. Yaşlı insanların gelip o işi takip etmesi, yapması biraz zor. Yani buradan onu da seslenelim. O işte yaşlı insanlarımızın kızı, oğlu, evladı varsa o işi onlar takip etsin. Evet. Eğer yine de bu yapmak isteyip de gelemeyen hemşehrimiz varsa bana ulaşsın, belediyemize ulaşsın. Biz onlara bir şekilde yardımcı oluruz, rehberlik yaparız. Yeter ki yapmak istesin. Ve inanıyorum bütün hemşehrilerimizin bu kaçak yapılaşmayı imar başına faydalanarak kayıt altına almış olacaklar. Çünkü neden? Akabinde devletimiz bununla ilgili başka gelişmeler de olacak. Belki 2B gibi daha sonra başka bir gelişme olacak. Aynı zamanda kaydı olmuş oluyor. Sıkıntıdan kalkmış oluyor. Yani bu gerçekten büyük bir imkan ve fırsat. Herkes buradan faydalansın. Gelemeyen, yaptıramayan hemşehrimiz de varsa bizzat şahsıma ulaşabilir. Mesudiye Belediyesi'ne gelip orada bu imar barışıyla ilgili inşaat mühendisi aldık bir bayan kızımız. Ondan da gelip
oturduğu yerde biz işlemleri tıkır 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 gerçekleştiriyoruz. Yani. Evet, böyle müşteri hizmetleri yapmış. Gibi de çalışıyormuş evet. İnşaat mühendisi bayan arkadaş buradan duyurmuş olan. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Hem Sayın İsa Gül'ü de soluklandırmış olacağız. Sonrasında Mesudiye'de eğitimi, sağlığı ve yeni dönemde yapılması planlanan yatırımları konuşacağız. Ama şimdi kısa bir reklam arası var. Konuşuyor. Ordu'nun yerli markası olan Haçak Ordu'dan Ordululara konuşan tişörtler. Bu yaz çok renkli ve eğlenceli olacak. Bu yazın eğlencesi konuşan tişörtler olacak. Konuşan tişörtler için www.hatçakordu.com. Hadi durma, senin de bir konuşan tişörtün olsun. Belde Evler, Kiraz Limanı mevkiinde modern yaşam biçiminin simgesi olarak yükseliyor. Mimarisi ve sosyal tesisleriyle hayal ettiğiniz standartlarda bir yaşam kalitesi vaat ediyor. Belde Evler bir konut projesinden fazlası. İnsanı değerli gören ve değerli kılan bir yaşam projesi. 3 bloktan oluşan Belde Evler'de 275 lüks konut, 2+1, 3+1, 4+1 ve dubleks daire seçenekleriyle seçkin sahiplerini bekliyor. Daire içlerinde sunduğu dünya markalarıyla çağdaş standartları en üst seviyeye taşıyor. İntaya Özmen Köksal İş Ortaklığı'yla hayata geçen Belde Evler, nesiller boyu güvenle yaşanacak tüm özellikleriyle Ordu'ya değer. Sizin mutluluğunuz her şeye değer. 0850 360 1452. Pelit İnşaat ve Yapı Grubu'ndan Gül İstanbul evlerinde hayal ettiğiniz yaşam başlıyor. Özel güvenlikli, metroya 600 metre mesafede, okula 80 metre, cami ve Kur'an kursuna 50 metre, halk pazarına 100 metre mesafede, kapalı otoparklı, kamelyalı, çocuk oyun parklı Pelit Yapı Grubu güvencesiyle İstanbul Ümraniye'de rafine yaşam merkezi inşa ediyoruz. Binamız tamamen akıllı olup gaz, elektrik, su, klimanız, kombiniz nerede olursanız olun cep telefonunuzdan uzaktan kumandayla açılıp kapanır. Evinize hırsız girdiğinde polisi otomatik arar. Bölgesinde şimdiden dikkatleri üzerine çeken Gül İstanbul evlerinde 22 daire ve farklı beklentileri karşılayacak şekilde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 4+2 seçeneklerine sahipsiniz. Hemen taşın, taksit taksit öde. Lansman fiyatlarıyla satış devam ediyor. Gül İstanbul Evleri, Pelit İnşaat ve Yapı Grubu. Bezirganoğlu İnşaat sizin için emsalsiz projeler inşa etmeye devam ediyor. Kapalı otoparklı, sessiz, sakin, muhteşem manzaraya sahip Selimiye konakları ve denize 50 metre şehre ve havaalanına 10 dakika mesafedeki Irmak konakları sizin için hızla yükseliyor. Ayrıca bitmiş Yeşil Vadi konaklarında ve Ordu'nun birçok noktasında tamamlanan ve devam eden projelerimizde bütçenize göre bir daire siz sahiplerini bekliyor. Çok avantajlı ödeme koşulları ve bütçenize uygun daire seçenekleri için gelin bir kahvemizi için. Bezirganoğlu İnşaat, hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Avrupa'nın en iyi basketbol ligi 3 yıl boyunca D-Smart'ta. Büyük heyecan 27 Eylül'de başlıyor. D-Smart her televizyona şart. 94 yıllık ticari deneyim, 60 yıllık Arçelik bayi ve 300 metrekarelik Ordu'nun tek en büyük konsept mağazasıyla Sarıgöller Arçelik. Türkiye'nin her tarafına ücretsiz teslimat ve montaj imkanıyla bizi 444-5990'dan arayabilirsiniz. Müzik
yaylalarının mis gibi kekik kokan Korgan yaylalarından sofralarımıza Korsaj süt ürünleri. Bunlar bizim sütlerden yapılmış. Mahallesi sahilinde denize 0-7 adet villadan oluşan Lila Villaları sahiplerini bekliyor. Birçok mimari tasarım ödülü sahibi Ali Konya Mimarlık Ofisi tarafından tasarlanan bu çok özel butik yaşam projesinde 130, 180 ve 300 metrekarelik dubleks ve tripleks villalar bulunuyor. Gelin bu ayrıcalıklı projede yerinizi hemen alın, denizle iç içe bir yaşama merhaba deyin. İletişim 532-272-3685. Sedat Ünver ve Yusuf Kuancı'nın hazırlayıp sunduğu Melet Denesen Rüzgar evlerinize konuk oluyor. Cumartesi akşamları saat 20'de Melet Denesen Rüzgar sizlerle. Program konukları Türk Halk Müziği sanatçısı Ferhat Kaşıkçı, bağlama virtüözü Çetin Akdeniz. Cumartesi Melet Denesen Rüzgar hoş sohbeti ve müzikleriyle saat 20'de TV'lik ekranlarında. Sakın kaçırmayın. Sağlık Dünyası'nın bu haftaki konuğu Zelkif Akgül. Okul çağı çocuklarda görülen ruhsal ve davranışsal sorunlar. Okul korkusu nedir? Ders çalışmayan veya çalışamayan çocuklara nasıl davranılmalı? Çocukları ders çalışmaya nasıl teşvik etmeliyiz? Haylazlık ve yaramazlık bir hastalık mıdır? Okul çağında altına kaçırma normal bir durum mudur? Değilse ne yapılmalıdır? İşte tüm bu soruların cevabı Sağlık Dünyası'nda. İpek Akyazı'nın sunumuyla Sağlık Dünyası pazartesi saat 20'de TV 52'de. Ben Zafer Öztürk. Pazartesi saat 21'de Spor Ateşi'nde sizlerleyim. Müzik, eğlence ve sohbet. En sevdiğiniz türkülerle kulaklarınızın pası silinecek, keyfiniz yerine gelecek. Hatice Kurtoğlu ve Ali Akgürek'in hazırlayıp sunduğu Gönül Bağı, salı akşamlarınızın neşesi olmaya geliyor. Gönül Bağı, her salı saat 20'de TV 52'de. Reklamların ardından özel gündem kaldığı yerden devam ediyor. Özel gündemde bu akşam Mesudiye ilçesini konuşuyoruz. Yapılan yatırımları ve yapılması planlanan yatırımlarıyla birlikte Mesudiye Belediye Başkanı Sayın İsa Gül de stüdyomuzda konuğumuz. Efendim reklam arasından sonra devam ediyoruz. En son imar barışını konuştuk. Buradan Mesudiyelilere de önemli uyarılar, hatırlatmalar yaptık. Şimdi devam edelim Mesudiye'deki yatırımları konuşmaya ki sonrasında yapılacakları da soracağız. Bir eğitimci olarak eğitimi sormak istiyoruz. Eğitim seviyesi yüksek bir Mesudiye ilçesi var. Eğitimdeki başarı seviyesi yüksek bir Mesudiye ilçesi var. Bu çıtayı nasıl yükseltmeyi düşünüyorsunuz? Siz bir eğitimci olarak neler değişti ilçede? Bunları da konuşmak isteriz. Evet, tabii bir eğitimci belediye başkanı olarak güzel bir konuya değindiniz. Tabii Mesudiye deyince akla eğitim ve kültür gelir. Evet. Biz de eğitim ve kültürümüze en öncelikle sahip çıkmamız gereken ilçelerden bir tanesiyiz ve sahip çıkıyoruz. Bizim özellikle son 5-6 yıldır üniversite kazanma oranı bir ara %100'leri yakaladık. Yani her lisede mezun öğrenci muhakkak üniversiteye yerleşiyor. Şu anda %70'lerdeyiz. Yani şu anda çok programlı lisemiz olsun, diğerleri olsun. Bu anlamda ciddi güzel çalışmalar var. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, işte ilçe kaymakamımız hep birlikte eğitime ciddi madde önem veriyoruz. Bizden Mesudiye Belediyesi olarak hangi ne isterlerse biz sonuna kadar onların emrine amedeyiz. Evet. Çünkü neden? En son Cuma günü okul artırmadan önce öğretmenlerimizi, idarecilerimizi çağırdık. Onlarla bir kahvaltıda bir araya geldik. Sorunlarını dinledik. Çözüm yolları ortaya koyduk. Birlikte projeleri geliştirdik.
Yani bize hangi anlamda gelirlerse gelsin asla biz geri çevirmedik ve bundan sonra çevirmeyeceğiz. Çünkü neden? Bir vatandaşımız çocuğunu eğer ilçesinde okutamıyorsa, eğitimini veremiyorsa ne yapacak? Göç edecek. Alacak işte başka ilçeye ya da başka ile gidecek ya da İstanbul'a gidecek. Biz onun önüne geçmek için o yüzden eğitim, sağlık, işte yol, altyapı bunlar olmazsa olmazlarımız, evet. Güvenlik. Biz o yüzden bugün gündem maddemizin bir tanesi de yurdumuz, öğrenci yurdumuz vardı. Belki biz izleyen hemşehrimiz var. Hatta basında da gündem olmuştu. Öğrenci, yani yurt kurumuz, meslek yüksek okulumuzun yurdu öğrenci azlığı nedeniyle kapatıldı. İşte şu anda tabii ki 200'ün üzerinde öğrencimiz var. Mesuliye Meslek Yüksek Okulu'nda kayıtlı. Ama özellikle yurt kurda kalan öğrenci sayısı 150'nin altına düştüğü için mecburen yasal anlamda kapatılmak zorunda kaldı. Evet. Tabii biz hemen formülize ettik. Biz tabii milletvekillerimiz devreye girdi, siyasilerimiz devreye girdi, bizler devreye girdik ama yani şimdi baktığınız zaman yasal anlamda kanunen çok fazla bir şey yapamadığınız zaman elinizden çok fazla bir şey gelmiyor. Ama biz hemen formülize ettik inşallah. Bugün rektör beyle telefonda görüştüm. Akabinde üniversite meslek üstü okulu müdürümüzle bir araya geldik. Dedi ki işte pazartesi okullar başlıyor. Gelen öğrencilerimizin kalma sorunu ne yapacağız? Eski yurtkur binası Mesudiye Belediye'mizindi. Hemen ben girişim yaptım. O binamı tekrar geri aldım ben. Dedim ki gerekirse kimse çalıştırmazsa Mesudiye Belediyesi olarak o yurdu ben aşarım. Öğrenci hizmetlerim ve çalıştırırım dedim. Hemen girişimimizi yaptı. Şu anda malzemede temin noktasında gerçekleştiriyoruz. Ben eğer hafta sonu da bir çalışma gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimiz pazartesi günü geldiği anda yurdumuz yetişmese dahi belediye otelimizde misafir alacağım onları. Akabinde de önümüzdeki hafta tüm öğrencilerimizi aynı şekilde kalabilecek noktada çalışmamızı tamamlamış olacağız. Tabii burada belki bir vakıf olabilir. Bir şekilde eğer belediye anlamında başka bir çözümler de bulabilirsek de onu da biz üniversitemizle birlikte değerlendireceğiz. Yani o anlamda çünkü bizim şu an iki bölümümüz var Mesudiye Meslek Yüksek Okulu'nda. İki bölüm daha biz şu anda açıyoruz. Bir bölümün öğretim görevlisini aldık, tamamladık. Tapu Kadastro bölümümüzün öğretim görevine inşallah Sayın Rektörümüz çıkacak. O da aldığımız önümüzdeki sene 120 öğrenci daha ekstra gelmiş olacak. Bu sefer sayıyı tamamladığımızda yurdumuzu tekrar açacağız. Yani benim ahdım oldu. Dedim ki bu öğrenciyi tamamlayacağız. O yurdu da tekrar yurtkuru açtıracağız dedim ama sonuçta şudur. Öğrenci mağdur olmayacak. Aynı ücret ödeyecek yurtkuruda kaldığı gibi. Aynı yemek parasını ödeyecek ve aynı imkanlardan faydalanacak. Bunu biz gerçekleştireceğiz. Çünkü neden? Mesudiye Meslek Yüksek Okulu bizim olmazsa olmamızımız. Demek ki demiş olduğumuzun kurultayın da bir ürünüdür. Yani Ordu Üniversitesi açılmadan önce biz 19 Mayıs Üniversitesi'nin bir kolu olarak orayı açtırmıştık. Ve oradan beri devam eden bir üniversite. Bizim üniversitemizin fizik yapısı da tarihi. Eski kaymakamlık binası Abdülhamit Han tarafından yaptırılan binayı onlara verdik ve restore ettirdik. Çok güzel binada eğitim vermiş oluyor. Aynı zamanda buna bir eğitim kampüsü anlamında projemiz vardı. Bir yeri tahsis ettirdik. Öğrenci sayısı artmadı şu ana kadar. Neden artmadı? Belki öğrenci niye tercih etmiyor? Onu da ben anlatmak istiyorum burada kısaca. Şimdi önceden meslek yüksek okullarına sınavsız geçiş vardı. Branşına gidip kayıt yapıyordu. Yani sınava girmeden dahi tercih yaptığı anda otomatikman okula yerleşebiliyordu. Ama sınavda olduğu için de genelde aynı bölümde merkezde olduğu zaman, sahilde olduğu zaman, yakın ilde olduğu zaman Mesudiye gelmiyor, tercih etmiyor. Ya da kırsal ilçeye tercih etmiyor. O yüzden de cazibeli bölümleri koymamız gerekiyor. Biz yeni bölümümüz olarak turizm rehberliği koyduk ve tapu kadastro bölümü koyduk. İkisi de bu sene full çekmiş. Yani diğer bölümlerde. İnşallah önümüzdeki sene de biz buraya full öğrenci aldığımızda 120 öğrenci alacağız. Bir o kadar daha öğrencimiz olduğu zaman da devam eden öğrenci sayımız otomatikman artmış olacak. Bunu da gerçekleştirmiş olacağız. Yine eğitimle ilgili eski lise binamız var. Ortaokul binası da diyoruz biz onu. İnşallah bir arkadaşla görüşür iş adamıyla birlikte. Orayı anaokulu yapmayı taahhüt etti. İsmini vereceğiz inşallah. Orada yaptığımız zaman İmam Hatip Ortaokulumuzla anaokulumuz bir binada. Orası İmam Hatip Ortaokul olarak kalacak. Diğer anaokulumuzu da yapmış olduğumuz okulumuzu aldığımızda fiziki ortam olarak da güzel bir çalışma olmuş olacak. Burada yine spor il müdürümüz bugün ilçemizdeydi. Kendisini ağırladık. Okulumuzla ilgili işte araç gereç dağıtım yaptık. Bize iki tane branşta
spor beden eğitimi öğretmeni gönderiyor. Daha doğrusu Spor Bakanlığı'ndan kadro aldı. Belki benim gençliğimde dahi işte ben hem işte spor anlamında işte karateydi, tekvandoydu, full kontak gibi mesela yapmak istemişimdir. Olmadığı için hep böyle hayalde kaldı. Kendi kendimize çalıştık dağda taşta. Ama bundan sonra çocuklarımız inşallah onu da görecek. Lisemizin bünyesi altında spor okulu anlamında hemen başlatıyoruz. Evet. Gençlerimize de buradan çağrı yapalım. Gençlerimize herkes kaydını yaptırsın. O güzel imkanlardan da faydalanmış olsun. Buradan da müjdesini vermiş olalım. Evet. Yani tabii biraz önce dediğim gibi vakfımız var. Sadece üniversite öğrencimize, Mesudiye üniversite öğrencilerine burs vermek için kurulan bir vakfımız. Evet. Ben buradan da vakıf başkanımız Ahmet Ali Şengün'e de selamlarımı iletiyorum. O şu sözü verdi. Başkanım bu sene dedi üniversitemize kayıt olan, meslek yüksek okula kayıt olan tüm öğrencimize burs vereceğiz dedi. Çünkü o bu sözü vermiştik. Bizim üniversitemiz de şu sözü vermiştik. Her kayıt olan öğrenciye burs, her mezun olan öğrenciye iş sözü verdik. Onu da iş adamlarımızdan garanti aldık. Orada mezun öğrencimizle gideceğiz. Bizim göndermiş olduğumuz işte kabul ettikleri takdirde işe başlamış olacak. Buradan da o öğrenci duyuruda bulunuyorum. Neden? Şu anda ek kontenjan tercihleri var. Evet. Bizim özellikle bilgisayar bölümümüzde ve muhasebe bölümümüzde ciddi boşluk var. Ey Mesudiyeli hemşerim, Ordulu hemşerim, bizi izleyenler. Bak hem burs veriyoruz kayıt olan öğrenciye hem de iş garantisi veriyoruz. Lütfen Mesudiye Meslek Yüksek Okulu kalmayla ilgili sorunumuz yok. Sosyal anlarımız mükemmel. İstediğimiz gibi her yere geziye gönderiyoruz. İstanbul'du, işte Çanakkale'siydi, Konya'sıydı, Nevşehir'iydi. Buraya varana kadar çok güzel imkanlarımız var. Mesudiye'ye emin ol. Bizim şöyle söyleyelim. Mesudiye atanan memur önce gelirken bir ağlıyor. Yani biraz yolumuz uzak derken yol sorumu çözülüyor anlattık. Bir de giderken ağlıyor. Niye biliyor musunuz? İnsanlarımız o kadar misafirperver ki. Yani hiç kimse herkesin sorunuyla ilgilenir. Dostluklar çok mükemmeldir. Yani belki ben 25-30 yıl önce tanışmış olduğum arkadaşımla ya da komşumla halen görüşürüz. O denli dostluklar oluşur bizde. Onu da bunu hatırlatalım. O yüzden Mesudiye Meslek Yüksek Okulu'na tüm öğrencilerimizi bekliyoruz. Evet, iş garantili olması en cazip kılan nokta bence. Gençler duyurulur. Muhasebe ve bilgisayar bölümünde ciddi boşluk var. Ama en güzeli dediğimiz gibi eğitiminizi tamamladıktan sonra iş garantinizin olması ve okuyorken de Mesudiye gibi kolay konfor ve yaşam sunan bir ilçede burs alıyor olmanız olacak diyelim. Eğitimden sağlığa da geçelim Sayın Gül. Evet. Sağlık alanında neler var Mesut? Tabii şimdi dediğiniz gibi eğitim, sağlık bunlar çok önemli. Çünkü sağlık olmadan zaten bir şey olmaz. Sağlıkla ilgili bizim şöyle söyleyelim. Hastanesini kendi yapan tek ilçedir ben. Evet. Türkiye'de bir araştırma yapın. Hastane yapan kolay kolay bulamazsınız o anlamda. Kendi Mesudiyeli hemşehrilerimiz işte bir iş adamımızın desteğiyle biz şu anda bulmuş olduğumuz, yani kullanmış olan hastanemizi rahmetli Ata Bodur amcamız büyük destek gayretleriyle başlattı. Büyük bölümünü bitirdi. Bir kısmını devletimizin yine katkısıyla olmuş oldu. Ben bunu da rahmetten almış oluyorum Ata Bodur abimizi, amcamızı. Allah'tan rahmet diliyorum. Biz şöyle, belki bundan 4-5 sene önce bizim hastanemizin pozisyonu devlet hastanesiydi. Yani ilk müdahaleleri yapılabiliyordu. 25 yataklı şekilde yatak kabul edebiliyordu. Sonra sistem değişti. İşte entegre ve devlet hastanesi ayrıldı birbirinden. İşte halk sağlığı. Entegre dediğimiz entegre hastane halk sağlığına bağlandı. Diğeri devlet hastaneye de bağlandı. Tabii kışın nüfusumuz az olması nedeniyle sayımız azalıyor. Ama yazın emin olun bu sene 150 bin, iki bayram arasında 150 bin kişi, hatta Kurban Bayramı'nda 150 bin kişi ilçeye girdi çıktı. Bu emniyetin, jandarmanın kayıtlarında bizim kayıtlarımızda mevcut. Genel otobüs sayıları, şeylere baktığımız zaman yazın çok kalabalık ama kışın bu azaldığı için orada hasta sayımız azalıyor. Bir de şimdi hastanede istediğiniz daldan da doktor bulamadığınız zaman diyorsun ya Mesudiye'ye gitsem işte olmadığım için ben nereye gideyim? İşte Ordu'ya gideyim, Suşehir'e gideyim, işte Sivas'a gideyim ya da olmadı atlayayım İstanbul'a gideyim diyor. Şimdi bu yüzden bizim hastanemizin şöyle söylüyorum. Bizim devasa bir hastane yatırma ihtiyacımız yok. Biz fiziki anlamda hastane istemiyoruz. Biz ne istiyoruz? Hastanemiz zaten var. Biz hastanemizin bir üst statüye çıkartılmasını istiyoruz. Üst statüye çıkartılma ne demek? Şu anda bizim bir uzmanımız var. Biz diyoruz ki 2-3 uzman olsun. Evet. Bir dahiliyeci olsun. Bir çocuk uzmanı olsun. Bir de zaten aile hekimimiz var. Bu olduğu zaman bize şu anda sağ olsun Şenay Yedi Yıldız Hocam 3 tane doktor ataması gerçekleştirdi. Bir tane uzman gönderdi. Ve diyalizimiz açıldı. Devam ediyor. İnşallah
imkanı oluşarak kışını devam edecek. Şimdi o yüzden Şener Bey bununla ilgili açıklama yapmıştı. Belki bazı arkadaşlarımız, muhtarlarımız tepki göstermişlerdi. Yani işte hastane yapılmasını istemiyor. Ya da hastane kapanacak gibi algı oluşturmaya çalıştılar ama bu algı kesinlikle yanlış. Biz Şener Hocam'la birlikte oturduk, konuştuk şu anda. Şener Bey, Sağlık Bakanlığı Komisyon Başkanı. Şu anlama geliyor. Yani bu işin başında ve kompedanı. Biz kendisi işarede bulunduk. Ben kendisi anlattım. Dedim ki hocam biz hastane istemiyoruz yapılmasıyla ilgili. Biz ne istiyoruz? Statüsü olan yani. Hastanemizin statüsünü büyük statüye çıkartılması. Niye çıkmadı peki bu zamana kadar? Ben mücadele ettim. Bir önceki Sağlık Bakanımız geldiğinde burada Akdağ eniştemiz aynı zamanda. Ben çıktım konuştum anlattım. Dedim ki bu kadar uzak mesafedeyiz. Biz hastanemizin statüsünü değiştirmesini istiyoruz dedi. Bak inceledi. Başkan sen haklısın dedi. Eğer statü yükselecekse tek kriterindir nüfus tutmuyor. Ve şu anda bizi nüfusumuza tutuyor. Nüfusumuza bakıldığında şu anda 20.000'i geçtik. Çünkü böyle bir çalışma yaptık. Onu da geçtiğimize göre inşallah Şener Bey'imizin, Şener 7 Yıldız Hocamızla birlikte statümüzü alacağız. Birkaç uzman hekimle birlikte hastanemizde de hasta kabulü. Yani Şener Hocam şunu söylüyor özetten. Diyor ki olan hastanenin iyileştireceğiz, orayı geliştireceğiz. Çok acil vakalarda, önemli vakalarda da hava ambulansı gibi, acil ambulans gibi belki 45 dakikada 1 saat orduya getireceğiz. Niye getireceğiz? Şehir hastanesi kuruluyor orduya. 900 yataklı şehir hastanesinde A'dan Z'ye bir şehir hastanesine 45 dakikada geleceğiz. Çünkü Mesudiye yoluna da yakın bir bölgede baktığımız zaman o yüzden de hastanemizle ilgili bizim bir şu anda bir ciddi bir sorunumuz yok. Sadece statü değiştireceğiz. 2 tane uzman hekim takviyesi yapacağız. Diğer branşlar eksik olan tamamlayacağız. Hastanemiz zaten 25 yataklı hastanemiz. Biz o statüyü aldığımızda otomatikman sorun çözülüyor. Hastalığı başkanımızla, sağlık il müdürlüğümüzle görüşüyoruz. Emin olun şu anda Mesudiye Hastanesi'nde pozitif ayrımcılık yapılıyor. Şu anda yazımız bakanlıkta. Biz de takip edeceğiz. Sayın milletvekillerimiz de gerek Engin Bey de gerek Metin Bey de takip edecek. Ve biz bunları da en güzel şekilde çözerek Mesudiye'mizin sağlığı niçin önemli? 65 yaş üzeri çok fazla bizde. Kronik rahatsızlıklar var. Vatandaş bir ilacını yazdırmaya başka ilçeye gitmemesi gerekir. Biz o yüzden uzman getiriyoruz. Ha bu sene Allah razı olsun Sayın Valimiz ilk defa tarihte uygulandı. Haftada bir uzman hekim gönderir yazın buraya Mesudiye'ye. Biz hem ilanını verdik. O gün işte dahiliyeci geldi, işte roloji geldi, şu geldi, bu geldi. O kimse hemen ilan veriyoruz, mesaj atıyoruz. O gün geliyor hem ilacını yazıyor, muayene soruyor. Çok güzel oldu. Bu Sayın Valimizden önümüzdeki yılda aynı şeyi bekliyoruz. Kendinize buradan selam ve sevgilerimi iletiyorum. Evet. Sayın Gül, gerçekleştirdiğimiz program sosyal medya üzerinden de başladığı andan itibaren canlı olarak yayınlanıyor. Ben de takip ediyorum bir yandan. Ciddi destek mesajları da var size. Tabii bazı eleştiriler de var ama birkaç kişi aynı soruyu tekrarladığı için şimdi hazırda AK Parti Ordu Milletvekili Sayın Şener Yediyıldız'dan da bahsetmişken Mesudiye derneklerine köy kahvesi dedi. Bunu nasıl yorumluyor Sayın Başkan diye birkaç kere aynı soru gelince bunu da araya sıkıştırmak isterim. Ben onunla ilgili fark etmez bir açıklama yapmıştım. Evet, yani evet. Mesudiye'nin SDK'la ilgili. Tabii şöyle tabii zaman zaman bazı derneklerimize baktığımız zaman işte lokaller kahve gibi kullanılan derneklerimiz var. Yani Şener Hocam şunu demeye çalışıyor. Arkadaşlar diyor yani dernek kahvecilik yerine daha çok sosyal anlamda dernekçilik yapalım. Hastamıza, gencimize, okuyanımıza sahip çıkalım. Yani sadece belki bize belki en az da bizim Mesudiye de vardır bu anlamda. Ha, yok mudur? Belki 3-5 tane bizim 80 küsur derneğimiz var şu anda. O anlamda belki 3-5 tane vardır. Onlar da küçük derneklerimizdir. Ama şeye baktığımız zaman diğer ilçeye de baktığımız zaman bu olabiliyor. Ama şu anlama gelmiyor. Tabii ki kahvede oyun oynayanlara da saygı duyuyoruz. Onlar bizim insanımız. Onlar gibi sıkıntımız yok. Biz diyor dernekçilik sadece kahvede yapılmamalı diyor. Ne yapılmalı? Köyüne, mahallesine, insana daha değişik anlamda projeler üretmeli. Projeleri bizimle paylaşmalı. Aktif sahada olmalı. Aktif sahada olması gerekiyor. Ha bir de şundan aslında muzdarip. Yani Mesut Ordu'nun tüm derneklerinin bir çatı altına gelip de beraber hareket edememekten de şeyli. Bahsetmiş şikayetçi. Ben de aynı iddiadayım. Diyorum ki Mesudiye'deki dernekler her şeye rağmen en ön planda olan derneklerimiz, eksiklerimiz var mı? Var. Yani biz de kendi aramızda birliğimizi bazen sağlayamıyoruz ama ve inanıyorum şu anda Mesudiye derneğimizle, federasyonumuzla, vakfımızla, spor kulübümüzle Mesudiye'yi düşünebiliyor musunuz? İstanbul'da işte 3. ligde ya da Bal liginde oynayan Mesudiye Spor adında bir takımı var. Bu STK'ların güçlü olmasından kaynaklanıyor. Ben Şener Hocam'ın o anlamda derneklerimizin sosyal anlamda daha aktif olması anlamında bir uyarısıydı. Ben inanıyorum ki
Şener Yedi Yıldız hocam Ordu Platon Başkanlığı yapan, bu işin kopyalarını bir insan, Mesudiye'yi de en az bizim kadar seven bir insan, gerek sağlıkla ilgili gerek STK ile ilgili. Çünkü neden, en son geldiğimizde pazar günü biz birlikte gezdik. Mesudiye'nin tüm soruna hakim bir insan, gece gündüz pire gibi, bir bakıyorsun o kahvede, bu sahada, o yaylada, bu şeyde. Bu yaşına rağmen ben gerçekten Şener hocamın performansına gerçekten hayranım. Ben siyasete yeni başlamasına rağmen ben siyaset hayatına başarılar diliyorum Şener Yediyiz hocama. Evet. Yapılacak. Aynı zamanda Ergün Bey'e de, Metin Bey'e de, yani o milletvekilerin hakkını yemeyelim. Evet. Hepsini de anmış olalım. Kolaylıklar dileyelim. Yapılacaklardan da konuşalım. Süremizi de iyi kullanmak adına yapılmışlara ekleyecekleriniz yoksa. Evet. Yapılacaklarla ilgili diyorsunuz. Evet. Neler planlanıyor? Yarım kalan, tamamlamayı hedeflediğimiz projelerimiz de var dediniz. Bunları biraz açacak olursak, neler yapılmayı planlıyorsunuz Mesudiye'de? Evet. Tabii şimdi Mesudiye'mizin dediğimiz gibi altyapı çok önemliydi bu 5 yılda. Hı hı. Yani yol, su, altyapı, sosyal yaşam alanları. Şimdi önümüzdeki yıl sürecinde aslında biz istihdama yönelmemiz gerekiyor. İş adamlarımızla birlikte şu anda en büyük şeylerden bir tanesi bu yol bittikten sonra Mesudiye'mizi, iş adamlarımızı davet edip, evet, işte 100 kişinin çalıştığı, 200 kişinin çalıştığı, belki daha fazla çalışmış olduğu istihdam alanlarımızla ilgili projelerimiz var. İşte bu tekstil olacak, bu orman ürünleri olacak, hayvanla ilgili olacak, tarımla ilgili olacak. Şu anda biz turizmle ilgili birkaç projemiz var. Şu anda mesela gelirken bir iş adamımızla görüştük. Projesi kırsal kalkınmadan geçti. Yeşilciye otel projesi. İnşallah önümüzdeki baharda, belki bu sene yetişmeyecek ama baharda o otelimizin temelini atmış olacağız. Ve orada ajanteler, turizm ajanteleri Yeşilce'mize, Mesudiye'mize güzergah olarak belirleyeceğiz. Hatta bu önümüzdeki yıl itibariyle başlayacağız. Oraya gezi anlamında, yatma anlamında o hayatı geçirmiş olacağız. Yine keyif alan yaylamızda devlet su işlerimizden orman müdürlüğümüzle birlikte yapmış olduğumuz çalışmayla A tipi mescide yer haline getirdik. Buraya bungalov tarzı evler, aynı zamanda göletlerin büyütülmesi, kalmayla ilgili işte kır kahvesi gibi güzel bir şeyle bir iş adamımızın üzerinden, belki Mesudiye Belediyesi olmayacak ama iş adamımıza büyük bir yatırım yaptırarak o keyif alanımız, biliyorsunuz eskiden Ordu Spor'un spora kamp orada yapardı. Evet. Ya bizim öyle yerimiz var ki, meydan düzümüz var, bizim o savaş çimenimiz var, keyif alanımız var, emin ol onlarca yurt dışından takımların gelip oksijen depolayacak, kamp yapacakları, oksijen depolayacakları alanlarımız var. Bunları biz ortaya çıkaracağız. Önümüzdeki süreçte bununla ilgili projelerimizi Allah nasip kısmet ederse hayata geçireceğiz. Yine ormanlarımızı, biz orman ilçesiyiz aynı zamanda. En büyük orman anlamında kereden işletme Mesud Orman İşletmesi baktığımız zaman. O yüzden de bizim iş adamlarımıza da buradan çağrıda bulunuyorum. İşte ormanımıza kesim oluyor. Kesim olduğu zaman dalıydı, parçasıydı, şeyiydi. Ormanda ciddi bir atık oluyor. Bu atığı özellikle yonga fabrikası dediğimiz küçük çaplı, yani belki bugün çamsan gibi düşünemezsin, devasa bir kuruluş çamsan, ama yonga demiş olduğumuz şey bu çalı, şirpiyi, bu parçayı, bu ormanın o şeyini alarak, toplayarak yongaya dönüştüren bir sistem. Yani anlamda belki 40-50 kişiye istihdam alanı açıyor. Aynı zamanda köylü vatandaş bunu topluyor, diyorsun kilosu 1 lira örneğin, traktörle topladı getirdi, kaç kilo geldi, işte bir ton geldi, ne kadar, 1000 lira, parasını alacak gidecek. Ya o da kazanacak, oradan da o işlenecek. Aynı hani kağıdı nasıl geri dönüşünü yapıyorsunuz, yonga fabrikasına bu işlenecek. Aslında iş adamımız ya çok maliyetli bir fabrika tarzı değil ya. 40 kişiye istihdam veriyorsunuz ve bu anlamda da Mesudiye Ormanlığı'nda bunlar için yeterli bir, yani bunlarla ilgili çalışmalarımız. Belki bu projelerle Mesudiye göç edecek, veren değil, göç alan bir ilçe haline gelecek İnşallah. Gibi düşünüyoruz. Yolla birlikte, çünkü yol açıldığında biz şu anda bize bir ciddi müracaat eden iş adamlarımız var. Diyor ki yol kenarında yer istiyor, işte yatırım yapmak istiyor. Çünkü yol olmadığı zaman, altyapı olmadığı zaman bunları gerçekleştiremezsiniz ya. 2019 dediniz ama bir takvim var mı? Dereyolu şu tarihte bitecek 2019 yılı sonunda bitecek. Yıl sonunda yani bitecek. Şöyle, Türkiye'de biliyorsunuz işte özellikle dış kaynakların bir ekonomik saldırısı oldu. Yani bu anlamda işte dolar, euro belli ölçüde çıktı. Döviz tekrar iniyor Allah'a şükür. Döviz yükseldi. O yüzden yatırımlarda belli bir kısıtlam oldu. İnşallah ona rağmen Akdeniz Karadeniz yoluyla ilgili ekonomik anlamda çok ciddi bir kısıtlama olmadı. Şu an devam ediyor. İnşallah bu şekilde devam ettiği müddetçe 2019 yılında, çünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan en son geldiğinde
2019 yılı sonuna kadar Mesudiye Akdeniz, hani Akdeniz Karadeniz yolunun açılacağını taahhüt etti. Ve bu taahhütte inanıyorum ki gerek karayolları bölge müdürlüğümüzün, genel müdürlüğümüzün onların da izleyeceği yol yoludur. Bunu da mahcup çıkartmayacaklardır. Biz de bu işin takipçisi olacağız. Yine bizim dediğimiz gibi Yatırköy'ün bölge okul kampüsümüzde 50 dönüm arazi var. Burada futbol sahamız, binamız. Kaymakam Bey ile birlikte çok güzel bir proje üzerine çalışıyoruz. Yani bu anlamda işte özellikle böyle sosyal alanı olan, böyle ihtiyaç olan, işte ne diyeyim, yaşlı bakım merkezi gibi, o anlamda işte özürlü bakım merkezi gibi, burada hep istihdam bir fabrika gibi, belki 250-300 kişinin faydalanabileceği, bakıldığı güzel bir projede çalışıyoruz. İnşallah bunu da hayata geçirdiğimizde, çünkü o alan üniversitenin anlaşıldı ki üniversite bu arayı dolduramayacak, belki 3-5 sene uzun bir süreçte dolduramayacağına göre burada yaklaşık 25-30 milyonluk bir yatırım var. Bir yurduyla, binalarıyla, alanıyla birlikte. Biz de bunu güzel bir öyle yaş bakım merkezi şeklinde cazibeli bir yere getirebilirsek, projelendirebilirsek bunu çalışıyoruz. Emin ol bir fabrikadan daha fazla nüfus getirecek ve oraya katkı sunacak. İnşallah bu projeyi de hayata geçireceğiz. Yine otogarımız Mesudiye'nin ortasında kaldığı gözüküyor. Bize oradan tepki geliyor. Biraz önce belki sözümün arasında söylemiştim. 16 dönüm arazi aldık. O arazinin bir bölümünü otogarımız oraya geçireceğiz. Şehir yoluyla birlikte birleştireceğiz. O bölgeye aynı zamanda otoparkı da oraya, o bölge otoparkı da geçireceğiz. Mesudiye'nin o kalan o meydanını çok güzel bir kent park yapacağız. Mesudiye nefes alacak. Dediğimiz gibi kanal meletiyle, meydanlarıyla, otoparkıyla, hatta doğal yüzme havuzuyla, Melet Irmağı'ndan gelen suyu, yani o çocuklarımızın boğulmadığı, kontrol altında olduğu doğal bir yüzme havuzunu hayata geçireceğiz. Ve onu da Mesudiye'nin hemen merkezinde Kanal Melet projemizin etrafında yapmış olacağız. Yani evet, proje anlamında. Yazın gelen gurbetçiler, özellikle gençler Mesudiye'de kalacak. Şöyle evet, güzel kalacaklar. Bir tatil yapacak. Evet, belki enteresandır. Şu anda bizde Mesudiye'de çok ciddi bir yatırım var. Ne anlamda? Hayvancılık anlamda. Şu anda vatandaş geliyor, fenli ahır sistemiyle birlikte. Şimdi hayvancıya çok güzel teşvik var. Yani belki Mesudiye'de son 4-5 yılda olanından daha fazla fenli ahır yapıldı. Yani o devletin desteklemiş olduğu ahır projesi yapıldı. Ben de tüm proje yapanların hepsini destekliyorum. Hem projenin imzalıyoruz. Hı hı. Yer almak isteyese yer veriyoruz. Bu anlamda ne gerekiyorsa. Yani diyorsa ki bir vatandaş, başkanım ben hayvancılık yapacağım, İstanbul'dan geldim, bana yer lazım, ben gel diyorum. Benim çünkü en fazla tapusu olan belediyem bir tanesi benim. Nereye istiyorsun? Şurayı tık tık hemen köyünden tık hemen satışa çıkartıyoruz. Vatandaş ev yaparken örnek olarak 20 liraysa o vatandaş 10 liraya veriyoruz. Yeter ki gelsin hemen yatırımını yapsın. Çünkü neden? Mesudiye hayvancılık üzerine, ormancılık üzerine gelişebilen bir yer. O yüzden de biz hayvancılığa büyük önem veriyoruz, destek veriyoruz. İstihdama büyük destek veriyoruz o anlamda. Emin ol Mesudiye ekolojisi bozulmamış. Doğasıyla en az Perşembe yaylası gibi, bak istisna yine söylüyorum, Perşembe yaylası gibi en az 20 tane yaylası olan bir ilçe var. Bak 20 tane. Yani benim 100'e yakın yaylam var. 100'e yakın yaylam var ve hepsi birbirinden güzel, keşfedilmesi gereken yerler. Yani bir insan gelsin Mesudiye'yi bir haftada gezemez. Bir haftada yaylarını böyle dolaşamaz. Yani benim kadar da Mesudiye'yi köy köy, mahalle mahalle yaylarla gezen de başka insan bulamazsınız. Ben sabahtan hemşehrilerimizi karşılarım. 4-5 saat onları dinlerim. Kapım sonuna kadar açıktır. İstisnasız herkesini dinler. Onu çözebildiğim sonundan çözerim. Çözemediklerimi havale eder, takip ettiririm. Öğleden sonra çıkarım. O yayla benim, o mahalle senin, o çalışma alanı senin. Vatandaşlarımızı iç içe dolaşırız. Onların sonundan dinleriz. Ve o şekilde, çünkü neden? Ya belediye başkanlığı protokol şeklinde yapılmaz. Evet. Ben kolay kolay ilçe merkezinde araca binmem. Çünkü neden? Ya şimdi eskiden gittiği gibi kahveye uğrayacaksın, lokantaya uğrayacaksın, bir esnafa merhaba edeceksin, çayını içeceksin, muhabbet edeceksin. Yoksa ben in, bin, protokol gibi, resmi Ankara'da gibi. Ankara'da bakan böyle, kapısı çalarken Ayşe Şehir'in belediye başkanı istemem. Patlayan su borusunu da dert edeceksiniz. Tabii, şey yapmam yani. Ben bir gün bir anı anlatayım. Mesudiye geçtiğimiz dönemde. Mesudiye ilçe şebekesi her gün patlıyor. Ya her gün 3 yerden 4 yerden patlar mı? Millet isyanda. Eve su akmıyor. Kadınlar ilk ayımda bu. Daha önce zaten ben önceki belediye başkanına gidip böyle bağırmalar, şırmalar mümkün değil zaten. Benim çocukluğumdan tanıdıkları için hemen geldiler. Ya başkan nasıl olacak şu bu falan. Ben hiç unutmam. 5 tane taksi plakası çıkarttım şeye. İhaleye. İşte o sattın diyelim belli ölçüde.
planlama yaptım. Bir haftada Mesudiye'nin o merkezden o asbest dediğimiz boruları değiştireceğiz. O patlakları ortadan kaldırarak su sıkıntısı ortadan gidereceğiz. Çünkü %70 kayıp var. Yani ne kadar basarsanız basın evlere su çıkmıyor. Planlama yaptık bir hafta. Oradan belli bir para bulduk. Akabinde de başladık. Çalışıyoruz. Para yetmedi. Bak para yetmedi. Bana hediye edilen şahsıma aracı, makam aracı kullanıyorum. Sattım. Buraya harcadım. Orada neyse gece günü çalışırken 7 gün içerisinde bitiremedik. Savcısı, hakimi geliyor ya başkan su yok. Ne yapayım işte çalışıyoruz gece gündüz. Çünkü attığımız taş yerini bulmadı. Biraz uzadı. Çalışırken gece saat 2-3 gibi araç geldi. Durdu. İndi falan. Ben dedim ki bayağı Mercedes büyük bir hani markada söylemeyeyim. Zengin birisi. Dedi ki selamun aleyküm, aleyküm selam. Dedi sen kimsin? Dedi ki ben başkanım. Ya gelip geçiyorum gece gündüz sen buradasın dedi. Ne yapıyorsun dedi. Bak bu şey. Dedi ki ya ben şu holdingin sahibiyim dedi. Gel dedi senin maaşın ne kadar? İşte benim o zaman maaşım 2,5 aydı. Sana 10 bin lira maaş veriyorum. Senin dedi şeyin başına getireceğim seni. Holdingimde çalış. Ben de dedim ki olur ya dedim sen kartını ver. Tamam mı? İşsiz kalırsak çıkar geliriz inşallah yaparız dedik. Böyle bir anımız var. Biz memleket aşığız. Yani gece gündüz demeden çok zor şartlarda biz Mesudiye'ye hizmet götürdük. Ama inanın Büyükşehir'le birlikte Mesudiye'ye çatladık. Atlatmaya devam edeceğiz. O Mesudiye emin olun inşallah önümüzdeki süreçte 5 yılda Allah nasip kısmet ederse ordunun parlayan yıldızı olacak. Hem hizmetiyle hem güler yüzüyle hem de o bizim hani şu anda ortaya çıkartmadığımız çok değişik projelerle birlikte emin olun Türkiye'de ses getirebilecek bir ilçe konumuna gelecek. Çünkü neden? Mesudiye insanımızın potansiyeli var. Benim İstanbul'daki o iş adamımın da o gencimin de o Mesudiye'de o altyapıyı bulduğu anda İnşallah o kadar değişik projeleri imza atacağız ki bütün herkes hayran olacak Mesudiye. Allah nasip ederse. Evet, özellikle keşfedilmeyi bekleyen Mesudiye Yaylaları projesi ve futbol evet. kamp merkezi herkesleri. Belki Mesudiye bir üst lige taşıyacak olabilir. Evet. Bu anlamda otel projeleriniz hani bunların yıldızları oluyor ya futbol kamp yapımına uygun yıldız seviyesine sahip mi yapılacak oteller? Evet tabii ki yani yeşili yapılan otel de aynı zamanda şimdi bizim şu anda benim 30'lu kapasitem ben 60'a çıkartıyorum bu anlamda. Hatta benim şu anda bir bina daha devraldım ben büyük bir bina. Kafamdan da o binanın önümüzdeki süreçte otel yapılma noktasında bir çalışmamız olacak. Onu da inşallah değerlendireceğiz. Zaten yolla birlikte yolun kenarı inanıyorum ki böyle 4-5 yıldız oteller de yapılacaktır. Yani bundan kaçınılmaz. Çünkü herkes iş adamlarımız o yolun Akdeniz Karadeniz yolunun bitmesini bekliyor. İnşallah bu aşıldığında Mesudiye'miz ya bizim aslında turizme bile ihtiyacımız yok. Ya niye turiste ihtiyacımız yok? Bizim kendi insanımız bize yetiyor. Çünkü neden? O köydeki teyzemiz, amcamız o peyniri, çökeliği, o yumurtayı o geldikleri anda yetmiyor bile. Hatta dışarıdan satın almak zorunda kalıyor. O yüzden ben 150 bin kişi geliyor. Mesudiye'nin altyapısı bittiğinde, yol bittiğinde emin olun Mesud dünya genelinde yaşayan 300 bin Mesudiyeli var. 300 bin. 300 bin en az 250 bini Mesudiye senede bir sefer de olsa geliyor. Birçok insana belki 5 sefer Mesudiye geliyor. O yüzden biz konaklamayla, yolla, altyapıyla, hastanesiyle, eğitimiyle bunların sorunlarını büyük ölçüde çözdük. Çözemediklerimizi tamamladığımızda emin olun Mesudiye'miz ekolojisiyle, o güzelliğiyle ordumuzun parlayan yıldızı olacak. Buradan evet. tüm hemşehrilerimize de şimdi duyuralım ve topraklarına, yaylasına, köyüne, mahallesine sahip çıksın. Bizim yerlerimiz çok değerli. Bizim insanlarımız da köyde kolay kolay toprak satmazlar. Niye satmazlar? O atadan yadigardır. Öyle köyde toprak satana da güzel gözle bakmazlar. O yüzden biz zaman zaman zorlanıyoruz. O yüzden hazineden ve belediyeden olan yerlerimizi ev olmayanlara ev yeri olarak veriyoruz. Hayvancılık yapmak isteyenlere de hayvan yeri olarak yatırım amaçlı veriyoruz. İnşallah biz önümüzdeki süreçte en büyük projelerinden bir tanesi de şu. Her mahallede yeni yerleşim projesi. Ben inşaat sektörüne gireceğim Mesudiye Belediyesi olarak o yöreye uygun anlamında bize gelen talep diyecek ki A köyünde işte bize işte 50 tane ev olmayan kişi var ev yapmak istiyor. Biz belediye olarak şirketimizle birlikte gireceğiz. Bunların bu ihtiyacını göreceğiz. Hem Mesudiye Belediyesi kazanacak hem de vatandaş ve yeni o mimari yeni yaşam alanı devreye girmiş olacak. Dedim ya Mesudiye önümüzdeki 5 yılda
Ordu bile tanıyamayacak yani. Evet. Yaklaşık 10 yıldır dediniz görevdeyim ve öyle görüyoruz ki enerjisi hiç tükenmeyen bir İsa Gül var. Peki aileniz bu duruma ne diyor? Çok yoğunsunuz. Onlara eminiz ki çok kısıtlı zaman ayırabiliyordursunuz. Evet, onlar ne düşünüyor bu konuda? Bir gelecek adına da önemli projeler var ya ve bunun şimdi, heyecanını da hissediyorsunuz. Zaman zaman bu yüzden geliyor. Biz mesela hanımla ben evlenirken şöyle evlendim. Dedim ki bak hanım, sen bana işte ya şöyle gidiyorum, böyle gidiyorum diyerek soru sormayacaksan evlenmeyi kabul et. Çünkü ben lise, üniversite yıllarımda... Baştan anlaşmayı yaptım diyorsun. Üniversite yıllarımda ve siyasetin içerisindeydim. Rahmetli Alparslan Türkeş'in yakınındaydık o süreçte. Sonra AK Parti kuruldu. Ben AK Parti'de de aynı siyasete arkadaşlarımızla birlikte başlamış olduk. Şimdi şöyle söyleyelim, ben öyle söyledim. Dedim ki bu şartları kabul edeceğiz. Çünkü niye? Siyasetçisinin gecesi gündüzü yok. Bir bakmasın gece geç saatte ben çantamı almış gitmişim. İşte Ankara'ydı, işte Ordu'ydu, işte İstanbul'du. Yani böyle bir süreç var, emin ol. Yani çocuklarımız büyürken emin ol çocuklarımızın büyüdüğünü fark edemedik. Yani böyle çocuklarımızla çok fazla oynayamadık. Yani işte çünkü neden? Bizim işte ben bazen derim ki 70 tane çocuğum var. Ya nasıl 70 tane? Ya 70 tane mahallem var. Her birisi bir çocuğum var benim. Ben onunla ilgilenmek zorundayım. Çünkü bu insanlar bize emin olun her dönemde sahip çıktılar. Gerek şahsıma. O yüzden bu fakire fukaraya vefa borcumuz var. Benim için kapıdan giren, belediye kapısından giren, en zengini de bir, o köyden giren, kara lastiğiyle çare giren de aynısıdır. Ben aynı statüde, aynı şekilde davranırım. Beni herkes öyle bilir. Çünkü neden? Mevla bize böyle bir şehirle emin olarak bir görev vermişse, ben fakirine fukarasına yardımcı olmayacaksam, ondan sonra çözmeyeceksem belediye başkanı yapmam. Öyle söyleyelim. O yüzden ailemizde tabii ki muzdarip ama o da bilerek evlendi. Çoluğumuz çocuğumuz da o ilgilendi. Şu anda işte kızlarım üniversitede okuyor. Oğlan lisede okuyor. Onlar da inşallah vatana ve millete hayırlı evlatlar olacaklardır. Evet. Üçüncü döneme hazırlanan kısmet olursa bir İsa Gül var. Bu anlamda yaklaşan 2019 yerel seçimleri için neler söylemek istersiniz? Tabii şöyle. Süreç tabii devam ediyor. Sonuçta her belediye başkanımızın, devam eden belediye başkanımızın karnesi genel merkezimizde var. Hı hı. Yani gerekli kamu araştırmaları yapılıyor. İşte taahhüt etmiş olduğu projeler, bütçesi, çalışmaları. Bu karne belli. Tabii teşkilatımız, genel merkezimiz bu anlamda İsa Bey sen devam et derse canımız başımız üzerine biz görevimize aynı şekli arzuyla devam ederiz. Yok İsa Bey sana başka bir şekilde bir şey düşünüyoruz derlerse de ona da amenna deriz, o görevi kabul ederiz. Yok sen tekrar idarecisin, sen görevine diyorsun, orada senden faydanız derlerse de ona da amenna deriz. Çünkü Allah-u Teala bize 10 yıl Mesudiye'de belediye başkanı yapmayı nasip etmiş, ona evet. da şükrederiz. Önemli olan hoş bir seda bırakmak. O şu koltukta bıraktığınız anda insanlar Allah razı olsun ya şu taşı taş üstüne koydu, hiçbir zaman yüzünü kırıştırmadı, hep güldü, hep yardımcı oldu. Bana o saygıyı gösterdiklerinde, babam anneme dua ettiklerinde benden mutlu hiç kimse olmaz. Biz göreve talibiz, biz dava adamıyız. Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan bize bir yerde şurada sandık başkanlığı da yapacaksın dediği anda biz eğer boynumuzu kabul ederiz. Çünkü önce ülkem, sonra kendim derim ben bu siyasette de. Biz ülkemize ve memleketine aşık olan insanlarız. İnşallah hakkımız ailesi nasip etsin. Ben böyle düşünüyorum. Evet. Bizim unuttuğumuz, sizin eklemek istedikleriniz var mı? Atladığımız bir konu var mı? Mesudi'de yapılan yatırımları konuşmaya, anlatmaya çalıştık. Yapılacaklar daha çok heyecanlıydı evet. aslında. Bu anlamda yapılması planlananları da şimdi konuştuk. Tabii emin olun o kadar çok çalışma yaptık ki yani biz bile unutuyoruz hangi köye. Bazen şey yaptığımız zaman unuttuklarımız oluyor. En son geçen bayramda yine Yeşilce beldemizde Yeşilceler bizi izliyorlardır. Evet. Türk bayrağı ve Atatürk bir şeyi açtık, portresi açtık. Çok güzel bir şekilde görüntüleri var mı bilmiyorum ama orada bir hemşehrilerimiz, dernek, muhtarlık destek verdi. Biz de yardımcı olduk. Bu anlamda güzel bir yer oldu. Şöyle aynı ordunun Boztepe'sine benziyor. Seyit Arası harika bir yer. İnşallah önümüzdeki süreçte orayı biraz daha geliştireceğiz. Belki yolunu araç çıkıyor ama belki önümüzde nasip olursa beton ya da parke ile birlikte gerçekleştireceğiz. O anlamda onu unutmuş olduk. Onu da buradan söylemiş olalım. Tabii her şeyden önce muhtarlarımızla, dernek başkanlarımızla, belediye meclis üyelerimize birlikte beraberlik içerisinde, uyum içerisinde çok güzel çalışmalar yaptık. Ben hepsinden gerçekten memnunum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Muhtarlarımıza gelin dediği zaman istisnasız herkes geldi. Birlikte hareket etmeyi başardık. İstanbul'a gittik, program yapacağız, dernek başkanlarımız gelsin dediğin zaman emin olun 80 derneğin en az 75 tanesi
katıldı. Belki 3-4 tanesi de ya hastanede yatıyordu ya il dışındaydı, öyle katılamadı. Çünkü neden? Ya biz vatana ve millete, memleketimize aşık olduğumuz için, bizim ne denli çaba gösterdiğimiz bildiğimiz için. Çünkü neden? Küçük yerlerde belediye başkanı para pulla yapılmaz. İdealist insanlar yapar ya. Kesinlikle. Çünkü neden? Biraz önce bir şey bahsetmiş oldum. Almış olduğumuz şey belli. Küçük işe de rant da olmaz. Orada idealistlik olur. Orada o memleketi kalkındırma olur. Çünkü bizim... O memleketi sevmek olur. Sevmek olur. Ya emin olun, bizim orada mahalle atlıdırız. Mahalleler vardır. Eğer onlar da o memleketi terk etmiş olsaydı belki buradan 15-20 sene önce Mesut hep kapanacaktı neredeyse. Çünkü neden? O toprak verimli değil. İşte çocuğunu okutuyorsun, gidiyorsun belli ölçüde. Ama Allah'a şükür biz 10 yılda emin olun Mesudiye'nin şeresini değiştirdik. Mesudiye cazibe merkezi haline getirdik. Ve çevre ilçeleriyle yarış ettik ve birçok şehir içerisinde arkada bıraktık o anlamda. Bizim potansiyelimiz çok yüksek. Ve şu anda emin olun Mesudiye geriye göç başladı. Tek nüfusunu arttıran, onu söylemedim. Bizi takip ediyorlar. Evet. Tek nüfusunu arttıran Ordu, Ünye'de, Fas'tan sonra Mesudiye. Bu son sayımda. Ve şu anda hala artıyor. Çünkü neden? Sen Mesudiye'nin yolunu yapmışsan, hele hele suyunu vermişsen, hele hele hastanesini çözmüşsen, okulda da sıkıntı yoksa, benim hemşerim emekli olur olmaz hemen işe geliyor. Ya da işi varsa Mesudiye'ye gelip iş yapmaya çalışıyor. Çünkü Mesudiye'ye gittiği yerde gerçekten ekonomisini düzeltmiş. Mesudiye'yi de kalkındırmaya çalışıyor. Yeter ki, yani ben şunu söylüyorum. Benden önce belediye başkanlarına bir sürü iş adamı gelmiş, yatırım yapmak için hiç kimse ilgilenmemiş. Böyle kulağa kaldırmış, çekmiş gitmiş. Ben de adede yalvarıyorum, yapışıyorum bundan yakasına. Diyorum geleceksiniz. İnşallah böyle fırsatı yolla birlikte yakalayacağız. Ve Mesudiye'yi gerçekten şu anda gelmiş olduğu noktadan belki birkaç daha basamak yukarı çıkartacağız. Önümüzdeki süreçte Allah nasip ederse. Evet. Yayın boyunca size başarı dileklerini ileten birçok isim var. Birçok sivil toplum kuruluşundan da gelmiş. Tek tek hepsini okumaya ya da isim zikretmeye vaktimiz yok ama bir tane pozitif ayrımcılık biz yapacağız. Sevgili program yapımcımız var bizim, Sedat Ünver, Melet'ten Esen programıyla ekranları şenlendiriyor. Onun ayrıca selamı varmış. Ona bir pozitif ayrımcılık yaparak selamını iletmek isteriz. Sizleri üzerimizde kalmasın ama gerçekten baktığımızda çok az eleştirilen, yani 30-40 olabilir tabii ki. Hatamız, eksiğimiz de vardır. Mesela ondan bir tanesi anlatayım ben. Çünkü ya bir pazar değiştireceğiz. Cumartesi pazarı var. Belki tarihte, evet, belki 100 yıla aşkın bir süreç. Ya ben de geldim, dedim ki ya cumartesi hafta arası değil. Vatandaş geldiği zaman hastanesine gidemiyor, postanesine gidemeyecek. İşte bankasında işini yapamayacak. Devlet kuruluşuna gidemeyecek. Bunu çarşamba yapalım dedik. La meclise de getirdik, karar aldık. Mecliste de diyelim 11 tane üyeyle birlikte ortaklaşa karar aldık. Uygulamaya koyduk. Pat bir tepki. Esnaf ayağa kalktı. Ben de biraz inatçı bir yapım da vardır. Bir şey, evet, şey yaparsam ısrar ederim. Hani bedeli ne olursa olsun. Lan 1-2-3 falan 2-3 ay uyguladık. Bir türlü tutmuyor. Lan ne yapsak etsek, ama sonuçta hatadan dönmek de erdemliktir. Sonra arkadaşlar topladım, dedim ki arkadaşlar burada bir sıkıntı var. Yani demek ki esnaf, hani köylü vatandaş da demiyor ki ya doğru yaptın, güzel yaptın. Yani işte falan da diyen de yok. O çok da şey değil. Geldik meclise, yeniden karar aldık. Dedim ki yani biz hata yaptık. Özür diliyoruz. Cumartesi'ye tekrar döndük ve kararı aldık. Evet, ortak haklı önemli. Ortak haklı tabii, tabii ki. Bizim en büyük önemli bu. İşte demokrasi. Evet. 2023 yılında Dünya Demokrasi Forumu Mesudi yapacağız. Kurultaylarımız var. Bu bize ciddi katkılar da sunuyor. Yani biz halkla istişare yapmadan kolay kolay ben bir şey yapmam. Yani emin olun. Hep istişareye açığımdır. Çünkü ön yargılardan uzak durduğunuz müddetçe başarılı olursunuz. Ben işte bir şey bana birisi getirdiyse ben asla onu hemen dikkat almam. Onu dinlerim, getireni dinlerim, komşusunu dinlerim. Ondan sonra ortak akılla beraber karar veririm. O yüzden de çok daha az hata yapmaya çalışırım. Böyle, evet, söyleyelim buradan. Evet. Ağızlarınıza sağlık diyelim. Süremizin de neredeyse son dakikaları içerisindeyiz. Dediğimiz gibi selamlarımızı da ilettik. Size başarı desteklerini sunan birçok izleyenimiz var. Bizler de sizlere kolaylıklar diliyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Yaklaşan yerel seçimlerde aday olursunuz, gösterilirsiniz bilemiyoruz ama Mesudiye'nin şanslı olduğunu düşünenlerdenim. Yapılacak yatırımları özellikle dinledikten sonra dolayısıyla... Bol şans diyoruz. Ağızlarınızı da sağlık diyoruz. Bu akşam özel gündemde katıldığınız TV için. TV52 ve tüm izleyicilerine buradan teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice güzel programlarda buluşmak dileğiyle. Ordu tanıtım gününe bekliyoruz. Tüm Mesudiye Ordu hemşehrilerimize 4, 5, 6, 7 Ekim tarihlerinde. Ve orada Mesudiye standı da çok otantik bir şekilde
herkesin dikkatini çekecek. Buradan söyleyelim ben. O zaman sürpriz bir stand olacak bu seferki fuarda diyelim mi? Evet, öyle söyleyelim. Doğru. O zaman Mesudiye standı İstanbul Maltepe'de düzenlenen Ordu Tanıtım Günleri Fuarı'nda sürprizleriyle hemşehrilerini bekliyor olacak diyerek de veda edelim efendim. Özel gündemle bu akşam Mesudiye dosyasını masaya yatırdık. Değişen ve gelişen Mesudiye'yi konuştuk. Konuğumuz Sayın Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül'dü. Farklı konu ve konuklarıyla bir başka özel gündemde buluşmak ümidiyle diyerek de veda ediyoruz. Hoşçakalın.